Iki TV ekranlarından hayırlı geceler dileyerek başlıyoruz. Birbirinden önemli dört önemli konu var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Yalçın Koçak Galatasaray Enstitüsü kurucu başkanlarından hoş geldiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür. Yine değerli hocalarımızdan İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mutalip Kutluk Özgüven sizler de hoş geldiniz. Hoş ee, değerli arkadaşlarımızdan biri yine araştırmacı yazar Abdullah Demir sizler de hoş geldiniz. Hoş yine dinler tarihi ve felsefe uzmanı Doktor Lütfü Öşay sizler de hoş geldiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli izleyiciler bugün 5 dakika gecikmeli başladık. Ee, Şevki Yılmaz hocamızın zaman zaman böyle tam hedefi bulduğunda kestiremiyoruz. Dolayısıyla onun adına da kendi adımıza da özür diliyoruz. Biraz gecikmeyle e, başladığımızdan dolayı neyi konuşuyoruz? Avrasya ve Akdeniz'i daha doğrusu Suriye'yi ve Türk-Rus-Amerikan ilişkilerini konuşacağız. Biliyorsunuz Reşim ve Esad askerleri tarafından şehit edilen askerlerimiz vardı. Kendilerine tekrar Allah'tan rahmet yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Ama misliyle cevap verilmesi noktasında baktığınız zaman elbette Türkiye üzerine düşeni yapmak zorunda. Bedelini ağır ödetiriz, ödetiyoruz da. Ama ne olacak, nereye gideceğiz? Konuklarımızla birlikte onu da tartışmış olacağız. Ben hemen Kutluk Hocama sözü vererek de başlamak isterim. Bu arada da e, Libya Türkiye'nin denizden komşusudur diye çok önemli bir eser. Doktor Cahit Yaycı tarafından kaleme alınmış Türkiye Jeopolitik Stratejisi. E, bu çok önemli bir eser. Burada da bunu paylaşayım Assam tarafından. Ee, bu eser kaleme alınmış. da nedenli e, sağ olsun özellikle Yalçın Kocak Hocam onlar kendilerine ve buradaki bütün e, konuklarımda ülke sorunlarını dert edindiğini de söylememizde fayda var. Peki Kutuk Hocam e, Türk-Rus ilişkilerine baktığımızda özellikle e, komşumuz Suriye. Ancak Suriye e, bakıyorsunuz hadinden fazla Türkiye'ye saldırmaya başladı. Türkiye Suriye'nin vesayet savaşları içerisinde bir ordusu var. İran milisleri ve Rus. Buna benzer belki mezhebi e, bazı ülkelerinde askerleri var. Tam da bu cesaretin nasıl oldu da biz Rusya ile görüşme halindeyken bize saldırması? Ee, Rusya e, kuşkusuz e, Esad'ın en büyük e, destekçisi. Ve oradaki e, e, ilk kez, tarihinde ilk kez Akdeniz'de <laughs> ve Orta Doğu'da bir güç bulunduruyor. Hı hı. Daha evvel de güç bulundurmuştu e, Suriye'de ve e, Mısır'da 60'lı yıllardan başlayarak. Fakat bu kez doğrudan kendi güçleriyle. Fakat bu çok büyük bir güç değil, çok e, muazzam bir güç değil. E, ve e, e, Esad'ın da kendi güçlerine tam olarak hakim olduğunu söyleyemeyiz. E, Esad'ın elinde bir sürü parçalı güç var. E, bunlar bazen e, yani merkezi olarak Esad'ı Dinlemeyebilir, doğrudan hareket edebilir. Tam olarak kendi güçlerine hakim olduğunu düşünmüyoruz. Fakat bir gerçek var. O da Türkiye'ye karşı sürekli bir bezdirme hareketi yapılmakta ve bizi biraz zor durumda bulundurmaktalar. Bunu Rusya'nın bilinçli olarak yaptığını görebiliyoruz. Ne Rusya, ne İran. ...bizim e, Suriye'de çok fazla bir gücümüzün olmasını istemez. E, acı olan gerçek şu ki... ...onca Arap ülkesi olmasına rağmen... 100 e, milyonlarca Arap'ın e, sadece 100 milyonun Mısır'da... E, ...yüz milyonlarca direr Arap e, kardeşimizin bulunmasına rağmen... ...onların başındaki e, yöneticiler... E, ...İdlib'de olan e, Arap ve diğer e, Türkmen olsun, Kürt olsun... Ama Suriye halkının acı çekmesini sadece bir piyon, bir satranç oyunundaki e, hamle olarak görmekte. Bu insanların çektikleri acıları e, bizim kadar kimse hissetmemekte. E, kuşkusuz Suriyeli insanlar e, bizimle farklı bir dil konuşmalarına rağmen e, tarihsel olarak bize en yakın olan Arap e, kardeşlerimizdir. Ve onların acı çekmesini, e, onların yerlerinden e, mahrum kalmasını, şu anda hastalıklarla, ...zorluklarla e, boğuşmalarını bizim iste, biz istemiyoruz. Biz Suriye'de bir gözümüz yok, Suriye topraklarında gözümüz yok. Fakat e, 1 milyon ya da bunun daha üzerinde e, e, göçmenin sınırımızdan geçip... ...ekonomimizi çökertmesini, e, bunu bir taktik olarak kullanmalarını da müsaade etmemiz lazım. Bu işe baktığımız zaman e, kuşkusuz şu anda güncel problemden bahsediyoruz... Ee, şehitlerimizden bahsediyoruz. Buna karşı nasıl bir cevap verebileceğimizden bahsediyoruz. Ve buna karşı cevaplar da veriyoruz. Ama işin derinliğine baktığımızda bırakarsak bu eğer derin kutu programıysa ve geçmişine bakarsak bizim sorunumuz aslında e, 2011 yılında başladı. E, bu da erken öten horoz durumu diye e, bakıyorum ben. Bu, bu şekilde bir isim vermemiz lazım. Türkiye hazır değilken Türkiye'nin o zamanlar dış stratejisine büyük çapta yön verdiğini düşünen Ahmet Davutoğlu ekibi Türkiye'yi hazır olmamasına rağmen büyük hamleler yapmaya hazırmış gibi göstermesi ve bizim belki bir 10 yıla 2020 yıllarının sonlarında artık bir bölgesel güç bir dünya devleti olmamız gerekirken erkenden bütün çevremizi zor bir duruma sokmaları ve Suriye'deki savaşa da yangına körükle gitmeleri sonucunda bu durum oldu. Hiç unutmayalım rahmetli Erbakan hocamız şöyle demişti. Suriye'de bir savaş varsa bunun tek amacı Türkiye'ye karşıdır. Yani Türkiye'ye saldırı başlamıştır diye. Hakikaten de böyle oldu. Bizim Suriye'deki savaşı bir an evvel yangını söndürmeye doğru gitmemiz ve iki taraf arasında aracılık yapmamızı yapmamız gerekirken biz burada taraf olduk, seçtik ee, ve şu anda kontrolümüz dışında İdlib bölgesinde de olan e, aşırı güçler belirmeye başladı. Aşırı güçler e, şu anki işte El-Kaide'ye yakın olan e, güçler e, ciddi olarak e, kontrol dışında e, kendi başlarına davranan ve bunların da içinde daha çok batılı güçlerin eline sermaye verecek şekilde onların bölgeye karşı e, davranmalarını oluşturacak şekilde e, bir e, sorun olarak karşımıza çıktı. Şimdi ne yapabiliriz? E, birkaç tane hamlemiz var fakat e, ideal durum bizim için nedir? İdeal durum kuşkusuz e, daha evvelki Astana sürecinin, ee, ve itlip yönelimli anlaşmaların, Rusya ile olan anlaşmaların yürürlüğe konması ve buna sadık kalınması. Fakat buna sadık kalınmazsa ne yapılacak? Ee, şimdi askeriyede şöyle bir durum var. Ee, nasıl ki e, belki seyircilerimiz e, trafikten diyebilirler. Trafikte en korkunç olan kişi kimdir? Ne yapacağını Kararsız olan, ne yapacağını bilmeyen, sağa mı sola mı gideceğini bilmeyen e, şoför en korkutucu insandır. E, benzer bir durumda da şu anda ne yapacağını bilmez bir görüntü verirsek üzerimize daha da fazla geleceklerdir. Şimdi bazı durumlarda mesela 1991 yılını 90 yılını düşünelim. Saddam Hüseyin'in e, kuvveti işgalini düşünelim. Eğer Saddam Hüseyin e, sonuna kadar gitseydi yani kuvveti işgalden sonra... ...bunu e, stratejistler de söylüyorlar... E, ...Arabistan'ı işgal etseydi... ...ve petrol bölgelerini işgal etseydi... ...ki o zaman işgal edebilirdi... ...Amerika daha gelmeden... ...orada yığınak yapmadan... ...Amerika'nın yapabileceği çok az şey vardı... ...fakat bunun riskini almadı... ...ve e, efendim... ...April Gillespie'nin ona verdiği söz sonucunda... ...biz Kuveyt'e karışmayacağız... E, ...kılıç e, işte, çakırdatabiliriz ama... ...merak etmeyin sizi işgal etmeyeceğiz... ...sözüne inandı şimdi benzer bir durumda da bizim çok kuvvetli bir hamle yapmamız mı yoksa hiçbir hamle yapmamamız mı şimdi e, bazen e, Suri işte yani Şam örneğini e, veriyorsunuz Evet Türkiye'nin doğrudan Suriye'ye Evet girdim ama e, Suriye'den girip e, golana yakın bir yerden çıkmak yani böyle bir şey mi şimdi bu, e, bu yapılabilir mi bakalım? Ee, kolay bir iş değil bu evet e, askeri olarak çok daha güçlüyüz çok daha farklı ama diyelim ki bu gerçekleşti ve biz muazzam bir operasyon yaptık ve sonuçta ta güneye kadar indik vesaire Şam'a kadar indiğimizi varsayalım birçok insanın e, teşvik etmeye çalıştığı gibi. Bu kolay bir operasyon değil. Bu sadece sınırlarımızdaki bir operasyon gibi de değil. Muazzam bir e, lojistik gerektiren bir operasyon. Hı hı. Yapabiliriz bunu. Gücümüz var. Fakat arkasından ne olacak? Arkasından e, e, İsrail'le komşu olacağız. Arkasından Peki İsrail e, size komşu olacak olursa ne yapacaksınız? E, aynen o şekilde İsrail'in komşu olması e, durumunda bir askeri e, çok net elimizde şey yok. Bunun dışında Hı -hı. E, Rusya ile ilişkilerimiz tamamıyla kopacak, bozulacak. Ve bu durumda biz gene Amerika'nın ve e, NATO'nun ki e, güvenilebileceğini e, son 3 yıl içinde, 4 e, yıl içinde ne kadar güvenebileceğimizi de görüyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla bizim e, bir an evvel e, bu saldırgan e, rejimi bir an evvel cevap verip onların daha fazla ilerlemesini engellemeye çalışmamız lazım. Fakat bunu yapabilmek için de gene itilip bölgesine bir yığınak yapılması lazım. Yani elimizde bir takım hamleler var. Fakat acı gerçek şu ki biz çok erken olarak buraya itildik. Normalde 5-10 yıl öncesinden bu noktaya itildik. İçimizde olan ve şu anda işte yeni parti kuran ee, Ak Parti'nin içindeki bazı unsurlar tarafından ki başında da e, Sayın Davutoğlu var burada e, ve şimdi e, bir delinin attığı e, taşı çıkarmaya çalışan akıllılar e, misali, buna bir çözüm arıyoruz. Fakat e, bu çözüm e, en son çözüm savaş çözümü olmalıdır diye düşünüyorum çünkü biz iki devlet e, savaşmadık çok uzun zamandır. Her ne kadar teröristlerle uzun süredir savaştıysak da e, biz tarihimizde e, eğer yakın tarihimizde e, Kıbrıs e, op, operasyonu, Kıbrıs harekatı, Barış harekatının dışında ve ondan evvel de e, belki karşı karşıya işte Çin kuvvetleriyle e, e, Kunuri geçidindeki mücadelemizin dışında e, Cumhuriyetten itibaren bir daha doğrusu Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren devletler arası bir savaşta bulunmadık ve inşallah bulunmayacak şekilde de caydırıcılığımızı göstererek Peki. bu böyle bir savaşın çıkmamasına da çıkmasına da müsaade edilmeyeceğini ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Yalçın hocam. Ee... ...Kutluk Hocamızın özetle söylediği... E, ...burada e, İdlib veya o bölgede... E, ...Halep'e yakın olan bölgelerde... ...terör örgütlerinin oluşu... ...Esad'ın oradan doğrudan... ...bunu fırsat bilerek Türkiye'deki... ...Türk askerlerine e, saldırması... ...bir diğer husus... E, ...Soç ve Astana e, süreçleri... ...askerlerimiz iki operasyondan... ...şehit edildi... <laughs> ...sizce Soçi ve Astana kaldı mı? Yani bence... ...zaten yapıldığı zaman... Bizi sanki blok etmek için yapılmış olan bir operasyondu. Hı hı. Biz bu uluslararası masaların hepsinde güne kadar galip çıktığımız bir masa ben hatırlamıyorum. Lozan'da galip çıktık diye bar bar bağırdık. 80 yıllar sonra bunu, bunu öğrendik mi? ki hezimet yemişiz meğersem. Gol üstüne gol yemişiz. Evet. Kazandığımız savaşları bize ne Kutul Amere'yi gösterdiler, ne Bakü'deki Kafkas İslam ordusunun zaferini. Çanakkale'yi bile doğru biz ne olduğunu bilmiyorduk. 90 yılında öğrendik. Hı hı. Şimdi tarihinde bu kadar endikasyonları olan bir ülkede yarını yazmaya çalışıyorsunuz. Hangi bilgiyle? Emevi camisinde cuma kılmak. Ya hangi itikat üzere kılacağız Emevi camisinde? Hangi mezhep üzere kılacağız? Maturiden mi gideceğiz? Eşari'den mi gideceğiz? Hanefi'den mi gideceğiz? Şia'dan mı gideceğiz? Güzel kardeşim, Orta Doğu'da bir mezhepler coğrafyası yapıldı. Orada Orta Doğu dediğimiz müddetçe biz masaya bir sıfır mağlup başlıyoruz. Orası benim Bilad-ı Şam dediğim yer, iki nehrin arası dediğim yer, Orası benim Mezopotamya dediğim tarihsel ismiyle adını koyduğum iki nehrin arasında ta denizin öteşi Habeşistan'a kadar giden bir coğrafya. Biz orayı Orta Doğu dediğimiz zaman 1946 yılından sonraki coğrafyayı ve dili orada savunuyoruz. O gün yapılan orada kurulan bir devlet var. PKK e bir devlet var. Uyduruk bir devlet var. Siyonist bir devlet var. İki nehir arası iki bayrağına koymuş olan ideolojik bir yapılanma var. Ve dünyanın azınlıklarının orada kurduğu bir devlette azınlığa enjekte edilen dünya paralarıyla, dolarla orada tutunmaya çalışıyor, büyümeye çalışıyor. Husumetle kendisini diri tutan bir topluluk var. Bunlar bizim topraklarımızda olan hadiseler. İşte Filistin'in hali. Küçülen Filistin işte Kudüs'ün hali. Kudüs'e girdiler kaç sene önce. Şimdi Kudüs'ün önce yarısıydı şimdi tamamı oldu. Tamamen dışlandı oradan Müslüman. Şimdi güzel kardeşlerim onun için biz şu Orta Doğu kelamını kullanmayacağız. Müslüman ağzına Orta Doğu ya yakışmıyor. Bu Truman'a bile sonradan dikte ettirilen İngiliz London Soğaz Okulu'nun Exeter Üniversitesi'nin yazmış olduğu bir Siyaset namenin üstündeki isimdir. Middle East. Benim de maalesef Orta Doğu'da üniversitede okuyan arkadaşlarım, zavallı Amerikan peykesi olan solcular diyeyim, başka diyemeyeceğim onlara. Çünkü hı hı. okul Amerikalılar kurduğunu ayan beyan yazıyor. Okulda bir kontrollü Amerikan düşmanlığı yetiştirildi. Middle East Technical University. Metu yaptılar. Ben Yıldız Üniversitesi mezunuyum. Hoca şimdi ben Star Üniversitesi miyim? Öyle mi ta takdim edeceğim kendimi? Evet, ben gene Yıldız Üniversitesi diyorum. Hı -hı. Da basit. Yani bunlar metu kafalı diyorum ben bunlara. Bunlar doğuda yetişmiş batı kafalı, batı orijinli insanlar. Maalesef. Bunların şeyleri mikrofiberları karışık akimlatörlerin, kutup başları karışık dolayısıyla başka türlü ve bunların yetiştirdiği çocuklarda da ben aynı kalıtsal özellikleri görüyorum bizi yetiştiren hocalar Orta Doğu denilen bu coğrafyada küçük küçük tike devletler planlandı bu etnisitelere göre mezhep farklılıklarıyla yönetimlerin mezhep farklılıkları örneğin Alevi'nin çok olmuş olduğu ya da Şia'nın çok olduğu Irak'taki yere idareye getirip efendim Saddam gibi bir Sünni adamın konduğu bir iki tarafta Suriye'de Sünnilerin çoğunlukta olmasına rağmen Arap, Kürt, Türk vesaire başına da getirip mezhebi bozuk bir adamın işte Hafız Esad denilen e, adamın kondu. konduğu. Biz nerede hata yaptık? Beyler biz 1991 yılında çiviyi çıkardık farkında değiliz. Ulama yapılmıştı. Ulama neydi? Ulama aşağı bu ucuca eklemek değil. Üst üste bindirip güzel geçirmek. Şeysiz söyle. Çivisiz, mıksız. <laughs> ulama yapılmıştı. 1991'de biz oraya kadar girseydik bugün Hatay'ın altına kadar o coğrafya bütünleşikti ve birdi. Bu coğrafyanın 1939 yılında bir haritası. 38'de Atatürk'ün ölmeden emir verdiği harita kadastro genel müdürlüğüne haritasını yaptırdığı bölgeyi konuşuyoruz beyler. Hatay'ın altından bir inin 40-50 kilometre dönün Musul'un altına kadar gidin. Bu coğrafyanın bütün köylerin ve mezraların isimleri Türkçe olarak yazılı bir harita var. Bu haritayı getirdim ilk defa bu salonda Akit TV'nin izleyenlerinin dikkatine sundum. Fakat haritanın bittiğini kendisi göremedi. Ondan sonra da bu haritan otuldu. Ben bunu bir coğrafya hocamızın arşivinde buldum. Tek nüsa. Aldım bunu çoğalttım. Getirdim elektronik olarak da tarattırdım. Şeye koydum. Bizim buralarda bakın Antakya valisinin bundan çok güzel haberi var. Bizim mesela o coğrafyada kaç bin dönüm toprağımız var. Tapusu bize ait. Yukarıdakilere ait. Antakyalılara, Anteplilere ait. Aşağıda çok tapu var. Öyle bir sınır Bu bölgede çizildi bölgede ki... Bölgede askerlik yaptığım için biliyorum hepsini. Öyle bir sınır çizildi ki sınırı çizen adam da e, James Harley diye bir İngiliz haritacı. Bana böyle tarif ettiler. Ben böyle çizdim diye bunun da şeyini buldum hatıratını buldum. Onu da getirdim. Tesadüf onu da burada ifşa ettik, söyledik insanlar. Adam diyor ki bana bunu böyle tarif ettiler. Engebeli yerden geldi. Dağların tepesinden geçirdik. Ya yine aşağıdan geçir 2 kilometre dümdüz ova. Bir tane kuş lastik al eline. Kimseyi geçirmezsin beriye. Her şeyi görüyorsun. Bize en olmadık coğrafyadan bir sınır bıraktılar. Sınırı biz çizmedik. Biz şimdi misak çizmeye uğraşıyoruz. Misak-ı milli de bizim sınırımız, bugünkü hududumuz değil zaten. Misak-ı milli namusumuzsa, şerefimizse, 1268 öyle dedikse, 1268 biliyorsunuz harbiyede Mustafa Kemal'in numarası burada diye ayağa kalkan sorun, 1268'in dediği yere kadar gitmeli. Fevzi Çakmak'ın odasında Mustafa Kemal Gazi, Mustafa Kemal Rahmetli ve hı hı. E, Eğilmez Paşa, nın konuştukları Musul-Kerkük hattı nereden geçiyor? Hatay'a nereden bağlanıyor? O haritada hepsi var. Süreç yanlış mı yönetildi? Süreç yanlış mı yönetildi? Bahsedildi. Efendim, süreci kusura bakmasın arkadaşlarım. Ben üzülerek söylüyorum. Bu Emin Okta biz tarihiyle yetişen, onu bile doğru dürüst bilmeyen diplomat, profesör, siyasetçi, idarecilerle bu süreci yönetemezsiniz arkadaşlar. Biz 1991 yılında Profesyonel ordu dedik. iyi hatırlayın rahmetli Özal'dan lafını. Bir daha hafız, hafızaları zorlayın. Teritoryal güç diye bir tabir ortaya attık. Hatırladın mı hocam? Teritoryal güç. Peki bugün Blackwater'la Wagner kuvvetleri nedir beyler sizce? Biz kimle harp ediyoruz orada? Benim ordumun orada ne? Bizde bir tane Sadat diye bir şirketimiz var. Herkes ona saldırıyor. Yani bu, bu ülkede ilginçtir. Hiç kimse tahammül etmiyor bu gibi durumlara. Yani biz bazı fren mesafesini kaçırıyoruz değerli dostum. Bazı işte geç kaldık. Biz 91'de bir başçavuş bıraksaydık bunu ben bir Arap Büyükelçisine sordum. Bakın biz 91'de gitme kararı aldık. Harp için benim elim ayağa kalktı. Kaldırdık elimizi. Harbe gideceğiz. Biz o gün yanımızda bir tek Alparslan Türkeş kaldı. Herkes kıvırdı. Gidemedik. Torun istifa etti biliyorum o süreci. Falan biliyorum. Falan o biliyorum. Biz oraya gitmiş olsaydık gece yarısı aldığımız kararın bir tanesi de Mekke ve Medine kutsal yerleri bizim kolunda ay yıldızı olan seçme 2 metre boyundaki hepsi abdestle namazlı çocuklarımız alacaktı korumayı. Bu ordunun içinde ben o kadar 2000 kişi adam çok rahat buluyorum. Namaz saati tüfek çat kep ters çevir Allahu Ekber namazı. Bundan daha büyük İslam alemi için bir enformasyon düşünüyor musun hocam? Dedesinin tuğrası orada, çocuk burada namaz kılıyor. O tuğraları sökebilir miydi bu soysuz Vahabi? Vazgeçtim, büyük elçisine sordum. Dedim ki hı hı. siz bu Eciat Kalesi'nin olduğu tepeyi yıkıp, bu devre mülk, şimdi bizim en çok da bizim asaletsiz, nesepsiz, maaşla köşeyi dönmüş, hırsız tayfesinin gitmiş olduğu o, şeyden kuleden sifon çekebilir miydiniz dedi. Ağzını açmadı Abdullah abi. Gözüyle böyle yaptı. Bir tek başçavuşla durdurduk mu? Peki. Çok teşekkür ederim Hoca. Ee, şimdi hocam öyle bir noktadan girdi ki evet ihanet. Yani daha doğrusu masada. Masada hep kaybettik. Ee, Aslan ve Soçi'de de yine masada kaybedildi. Burada da örnek vermek gerekirse şöyle bir süreç var. Ee, bölgedeki terör örgütlerinin tanımı noktasında Türkiye'deki diplomasinin e, eleştiriye maruz kaldığını ve tanımının yapılmadığını, bunu da Rusya ve rejim doğrudan fırsat bilerek de rahat Türkiye'ye saldırdığını çünkü oradaki e, ucu açık olan terör örgütleriyle mücadele ama tanımı yapmamış. Heteşe mi? El Nusra mı? Kim? kimden savaşacak gibi e, Özgür Suriye ordusu da Onlara karşı doğrudan terör örgütü ve dolayısıyla bunu her türlü bahanede kullanarak her türlü alanda e, Türkiye'nin ittifa içerisindeki olan hem e, Özgür Suriye ordusu hem oradaki e, aşiretlerden olan farklı gruplar. E, bu gibi durumda hem aslana sürecinin hem de tanımının masada kaybedilmesi kısmına siz ne diyeceksiniz? Şimdi tabii süreci süreciyle Soçi süreci aslında tabii birbirini tamamlayan süreçler ve bu Suriye'deki bu ateşkesin sağlanmasında ve aynı zamanda tarafların kendi sınırları içerisinde kalmasını kalmasına yönelik bir anlaşma. Benim tabii anlaşmayı okuduğum kadarıyla. Fakat burada tabii sorumluluğu bazıları sadece Türkiye'ye yüklüyor. Doğru değil. Aslında yani metne baktığınız zaman e, tarafların en azından gözlem noktaları itibariyle hatta buraya HETŞ e, e, yani Heyet-i Tarih Şam'da dahil bütün bir grupların en azından bulmuş olduğu bölgelerden çıkmaması ve barış içerisinde yaşaması noktasında bir şey var. Bir anlaşma var yani. Hı hı. E, barışın sağlanması noktasından. Fakat burada Türkiye'ye yöneltilen şey şu. E, esas suçlama. E, Halep'le Şam'ı birbirine bağlayan ve dolayısıyla Laskey'i birbirine bağlayan bir M4 ve M5 karayolunun kontrolünün noktasında problem var. Yani anlaşmadan yola çıkanlar diyorlar ki Türkiye işte M4 ve M5 karayolunu aslında açacaktı ve bu terör hukuklarından, <laughs> HTS'nin tasallutundan kurtaracaktı ve Türkiye taahhütlerine uymadı. Aynı zamanda HTŞ e, tekrar e, İdlib'te rejim, rejimin kontrol etmiş olduğu noktalara Rusların olmuş olduğu noktalara atışlarda bulundu. Hatta bazı HTŞ grupları Türkiye'nin gözlem noktalarına sığınma bahanesiyle provokasyon amaçlı olarak Rus kuvvetlerine falan saldırdı şeklinde haberler geliyor. Ama tabii bu haberler muhtelif. E, peki yani bu doğru olarak bunu kabul edebilir miyiz? Bence burada şey olmak var. Savaş da, ortamında bu gibi vesayetler oluyor. Ya bu gibi olarak. savaş ortamında bu gibi provokasyonlar olur. Yani şimdi HTŞ ve aşağıdaki grupların büyük bir kısmı aslında Türkiye ile Rusya'yı çatıştırmak için elinden geleni yapıyorlar. Burası açık. Hı hı. Çünkü eee e girdiğimizde veyahut da diyelim ki aşağıya doğru sarktığımızda e, en büyük tehlike zannedildiği gibi e, Türk kuvvetleriyle e, rejim kuvvetlerinin karşı karşıya gelmesi değil, Rusya ile bir sıcak çatışmanın sağlanması. Çünkü hı hı. süper güç olan Rusya, uçakları olan işte ve Suriye'nin hava sahasını kontrol eden bir güçle Türkiye'yi karşı karşıya getirmek esasında esas provokasyon bu. Rusya ile Türkiye'yi çatıştırmak ve bunu, bunu yapmak için de evet yani Rusların olduğu gözlem noktalarına e, Türkiye'den Türkiye gözlem noktalarından atış yapılabilir Türkiye'nin gözlemi dışında yani provokasyon amaçlı olarak bunlar muhtemel bölgede yapılıyor fakat sadece burada Türkiye'yi suçlamak doğru değil çünkü Rusya da Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında yani taahhütlerine uydu mu mesela Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin kuzeyde çizilmiş olduğu hat boyunca en azından 30 kilometre derinliğinde PKK ve PYD'nin Oradan tamamen e, çıkması noktasında bir mutabakata varıldı, mutabakata varıldı. Fakat ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Rusya aslında e, sözünde durmadı. Sonra Rusya HTŞ'den falan rahatsız oluyor, e, ama Rusya aynı şekilde PYD'ye Türkiye ile ittifakı yaptığı Moskova'da bir büro tahsis edebiliyor. Ya da Rusya mesela şunu yapıyor. Şimdi işte onun için söylüyorum. Mesela Rusya şunu yapıyor bak. E, Türkiye aşağıya sarktığı zaman diyor ki mesela asla helikoptere uçak kaldırmam. E, bizim işte S-300'ler, S-400'ler direkt olarak kilitleniyor. Büyük bir faciaya yol açar. Fakat aynı Rusya'nın bu savunma sistemi İsrail ne yapıyor? Şam üzerinde uçuyor. Şam'ı bombalıyor ya resmen. Şam'ın tarafında Golan Tepelerini bombalıyor fakat Rusya'nın füzelerine hikmetse İsrail uçaklarına kenetlenmiyor. Ama Türkiye söz konusu olduğu zaman Türkiye'ye kenetleniyor. Şimdi tabii burada oyun içerisinde oyun var. Türkiye bunu gördü. E, Türkiye bunu gördüğü için tabii Ukrayna'ya gitti. E, Açık konuşmak gerekirse e, Sayın Cumhurbaşkanı bunu gördü. Türk hariciyesi bunu gördü. Yani Rusya eğer siz ikili oynuyorsanız e, Libya'da da maalesef ikili oynamaya başladı Rusya. Çünkü hem Hafter'le ilişkisini devam ettiriyor hem de Türkiye üzerinden tabii ki orada Saraç hükümetiyle bir iş ana getiriyor ama e, ilişkiyi devam ettiriyor gibi yapıyor. Fakat pazarlık gücünü asla kaybetmiyor. Her iki tarafı da oya alıyor. Hı hı. E, tabii Rusya böyle davranınca yani Rus jeopolitiğine uygun olarak böyle bir ikircikli politika izlemeye başlayınca e i̇ster istemez de Türkiye bu sefer Ukrayna kartını tabiri caizse açmış oldu. Ya Ukrayna Ukrayna'ya ziyareti ve aynı zamanda... Hatta hayır şunu söyledi. Sadece o değil. Evet. Yani hadi sadece, sadece o değil tabii. Kırım'ın işgalini oh, gündeme getir. Kırım'ın işgalini tanıya mı tanıya kabul birinci, elden, birinci elden söylemiş oldu. Şimdi dolayısıyla hmm. burada bir gerginlik var. Fakat Suriye meselesine gelince şöyle söyleyeyim. Ben bunu bazıları bana kızmış kızabilirler bana yani. Hoca böyle çok teorik konuşuyor falan diye ama şey umurunda da değil. Hı hı. Suriye dediğiniz yer Suni bir devlettir. Aslında normalde Mezopotamya yani Suriye, Biladi, Şam, Basra, şurası, burası kadim olarak aslında Safavi yani İran Şiası ile Osmanlı arasındaki kadim sınırlar arasında paylaşılmış bir bölgedir. Hı hı. Esas sınır aslında orasıdır. Şimdi ortaya çıkan devletlerin hepsi Suni'dir. Bu saatten sonra da ben açık konuşayım. Yani Şam'ı da bilen birisi olarak söyleyeyim Arap ülkelerini. Suriye'de bir yeni bir Esed, Esed merkezli olarak veyahut da yeni bir Suriye bütünlüğü sağlanabileceğini eskisi gibi bir Suriye devletinin kalabileceğini sanmıyorum. Türkiye bu saatten itibaren bence evet biz diplomatik olarak Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız filan desek de aslında bence o Eşiği geçmiş olduk. Türkiye bu saatten itibaren Suriye'deki bu defakto durumdan dolayı Ruslar orada olduğu sürece diğer kuvvetler Amerika olduğu sürece Türkiye artık yeri geldiğinde Halep dahil olmak üzere İdlib dahil olmak üzere emperyal amaçlar için söylemiyorum ama e, kalıcı bir barış için yeri geldiğinde bu şehirlere girmek zorunda kalmalıdır. E, kalacaktır belki de yani. Peki. Yoksa <laughs> Bu anlamda, bu anlamda e, bir barışın, bir birliğin sağlanabileceğini düşünmüyorum. Ve İdlib'deki olaylarda bak HTŞ de enteresan bir şey. Şimdi bu heyet he, hey, hey, Tarih Şam var ya. Şimdi bu oranın arkasında kim var Sabri kardeşim? Kim finanse ediyor onları? Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan finanse ediyor. Fakat enteresan bir şey var. HTŞ'nin para kaynakları Yine hayır, doğrudan ve İngiliz firmaları. Işte, HTŞ de ikili oynuyor Türkiye'ye karşı. Evet. Bak şimdi. Hı hı. Rejim kuvvetleri aşağıdan saldırmaya başlayınca HTŞ'den rejim kuvvetlerine ve aslında Rus kuvvetlerine karşı bir şey yok. Hı hı. Bir e, bir çatışma veyahut da bir füze göndermek veyahut da onlara çatışma çatışmayı göz alacak. Daha işin danışıklık sistemini evet. bugün HTŞ'nin üssü üsselse Onun için, he, on Evet. şunu Peki. söyleyeyim Türkiye burada gerçekten büyük bir tuzağa çekilmek istemiyorum ama elbette ki Türkiye, Türkiye deneyimli hayır o, o, deneyimli bir ülkedir. Strateji derinlik hatasına bir daha düşmeyecek. Askeri anlamda askeri anlamda da evet. şöyle Peki. bir tehlike vardır. Yani çok büyük bir kuvveti dar bir alanda o, şey yapmak, o sıkıştırmak. Hedefi küçültmek demektir ve dolayısıyla bu riskli bir iştir. Bölgeyi iyi okumakta evet. yarar var. Peki değerli izleyiciler bizden ayrılmayın. Abdullah Bey'e geçmeden önce bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra Abdullah Demir Bey'den devam edeceğiz. Kısa bir reklam. Evet değerli izleyiciler kısa bir arada sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abdullah Demir araştırmacı, yazar arkadaşımız. Abdullah Bey üç önemli konumuzun da konuştuklarında evet sürecin ve sürecin yönetilmesiyle birlikte bölgenin okunması adına eksikler olduğunu ve bu süreçten sonra da Türkiye doğrudan kendi politik çıkarları noktasında bölgeye mesaj vermesi veya karşısında rejimin arkasındaki olan güçlere de doğrudan mesaj vermesi gerekiyordu. Sanıyorum da bedel ödedikten sonra onu da vermeye başladık. Peki geldiğimiz nokta itibariyle süreç nasıl yönetildi neden buradayız? Şimdi ben e, biraz hafızayı canlandırmak istiyorum. Sizinle burada bir program yapmıştık. O Talat Çetin e, Enveroviç de buradaydı. O zamanlar e, bizim Cumhurbaşkanı Putin'le çok rahat görüşüyordu. İstediği zamanlar görüşüyordu ve dostane hı hı hı. ilişkiler vardı. Ve o bu programda da böyle çok güzel bir e, Rusya üzerine çok hoş duygular falan ifade edildi. Evet. Ben de sonra şöyle bir bitirdim, dedim ki ya bu program bayağı gerçekten bir Rusya güzellemesi oldu. Hatta o zaman siz de karşı çıktınız benim Hı -hı. söylediğime. Talat Enverovic de karşı çıktı. Ya bunu ne için söylüyorum aslında sabır ve Yani şimdi e, politikada duygulara yeri yok. Yani duygular iyi bir politikacı, başarılı bir politikacı duygularını arka plana atıp kendisi demir gibi bir karaktere sahip olacak, dayanıklı olacak ve sabırlı olacak. Yani tarih gelişmelere baktığımızda bu hasletlere, bu özelliklere sahip olan politik açılar hep başarılı olmuşlardır. Ama duygularıyla hareket edenler ise yenilmişlerdir. Bugünkü Suriye'ye baktığımız zaman da aslında savaş soyut bir şey değil. Yani savaş için savaş olmaz. Savaş için savaşanlar ancak ve ancak hastalıklı insanlardırlar. Yani onların hem ruhsal hem de biyolojik bir takım problemleri vardır. Peki savaş nedir? Diplomasinin en kaba, en son dilidir. Yani aslında diplomatik yolların tıkandığı yerde karşı tarafa bir mesaj vermek için insanoğlu tarihsel süreç içerisinde bu vasıtayı da, savaş dediğimiz vasıtayı da kullanmıştır. Ve burada da, da maksadı bir karşı tarafa mesaj vermek içindir. Ama çok pahalı, çok acı, çok şey sonuçları olan, yakıcı ve yıkıcı sonuçları olan da bir durumdur. Şimdi Suriye'ye baktığımızda, ben 2010'da Suriye'ye gittim. 2011'den sonra başladı orada şeyler, olaylar. Gerçekten orada insanlar çok fakirdiler, çok yoksuldular. Ve bütün bunlara rağmen de o insanlar o fakirliklerini ve o yoksulluklarını çok acı bir şekilde de yaşayabildiler. Ama şunu gördüm bugün bakıyorum ki o insanlar o fakirliklerini ve o yoksulluklarını da yaşayabilecek durumda değiller. Bütün insanlar burunlarını soktu. Bir de şunu tespit etmek lazım. Dış güçlerin müdahale ettiği hiçbir ülke, emperyalistlerin müdahale ettiği hiçbir ülke iflah olmamıştır. 1955'te Vietnam'a girdiler. Vietnam hala 1955'lerdeki Vietnam. 1990'larda Irak'a girdiler. Bakın Irak hala bugün ne hale geldi. Beterin beteri. Eterim, beteri. <laughs> Libya'ya bakın ne hale geldi. Mısır. Mısır'a bakın ne hale geldi. Suriye'ye bakın ne hale geldi. Ve insanlar bugün o eski günlerine çok arar bir hale geldiler. Özle. Şimdi Afganistan ya şeylerde yaşayan insanlar. Yani ayağında bir şeyi var. Çak, lastik diye. bir çarığı var beyaz bir şeyi var donu var böyle geniş bir şekilde fakir insanlar ya çamurdan evlerin içerisinde bir ekmek bir soğanla bütün bunları bile onlara çok gördüler ne oldu 1979'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Birliği o komünist şeylerle hülyalar oraya girdi ve bugün bakın 2020 Afganistan hala 10 günlerden daha beter her gün binlerce insan 1.5 milyon şey vardır Afganistanlı var bugün Türkiye'de ve hala ölümüne insanlar oralar, ölümüne dağlarda karları aşaraktan gelmeye çalışıyorlar. Niye geliyorlar binler? Bu insanlar elbette bir insanın temel bir ihtiyaçları var. iyileştirme. Hayır yaşam bu, hayatta kalmak, hayatta Hı -hı. kalmak için. Şimdi gelelim şeye Suriye'ye. Bakın bugün Suriye'de o şeyler konuşuluyordu, Soçi, Astana, bu tür şeyler, Cenevre görüşmeleri falan. Niye uzadı bütün bu görüşmeler? Niçin uzadı? Şunun Hı. için uzadı. Şimdi devletlerin şurada şöyle bir aklı vardır. Şeyi uzataraktan, süreci uzataraktan bir, sizin ruhsal şeyinizi ölçmeye çalışıyorlar ve onu zayıflatıyorlar. İki, Sürekli maddi gücünüzü... Altalama. Tabii tabii, hayır. Yani anlaşmaya gelseniz bile bir yerlerden şey yapıyor. Ve kendileri de uzatıyorlar. Yani Rusya'nın kendisinin, Amerika'nın kendisinin bizzat bu ülkelerde savaşın bitirmesini istemediğine inanmak lazım. Ve bu böyledir de. Bitirmek istemiyorlar bitirmeyecekler de. Peki buna Bakın, karşı bitirmeyecekler Türkiye neden bu takvimlere inanıyor? Örneğin Libya örnek verelim. Ee, Türkiye doğrudan müdahale eder etmez. Hemen Rusya araya girdi, Amerika araya gitti, Almanya araya girdi vesaire. Nedir yani? Nerede neyi bekliyoruz? Hayır bu, bunun şeyi şu. Hı. Şunun için uzatıyorlar. Rusya'nın bir ajandası var. Bir menfaatleri var. Hı hı. Bu menfaatlerini size dayatacaklar. Peki. Mevcut koşullar sizin için. Bir ha, var. Sizin de var tabii menfaatiniz. Hı, hı Siz de bu şimdi buradaki şey şu. Bu süreç içerisinde siz zayıflarsanız, iradi olarak, ruhsal olarak, ekonomik olarak zayıflarsınız, zayıflarsınız hı. ve sonra size o koşulları dayatmaya çalışırlar. Masaya çağırırlar sizi. Bu koşulları kabul ediyor musun? Artık sizin evet kabul ediyorum demekten başka Peki. çareniz yok Atalidir ise bu o süreç daha, içerisinde. Ha şimdi Türkiye'ye geldiğimizde bugün niye, neden öyle oluyor? Hı hı. Bugün şu olan şudur Suriye'de. Türkiye'ye dayatılan bu koşullar üzerine dayatılan bir ajanda var. Anladığım kadarıyla Türkiye bilmiyoruz tabii biz oralarda nelerin döndüğünü yani konuşmaların içerisinde biz vakıf değiliz sadece sızanlar ve bizim sezgilerimizden ve tarihsel okumalara bakaraktan ancak böyle bir akıl yürütme yapıyoruz. Burada şunu anlıyoruz. Türkiye'ye bir şey dayatıyorlar hı hı. ve Türkiye itiraz ediyor. Aa itirazını yaparken diplomatik dili kullandı mı? Evet kullandı. Sonuna kadar da kullandı. Ha en son nereye kadar geldi? Artık çıkmaz bir sokakın içerisine geldi ve kendi sahip olduğu şeyini de, aletini de, aracını da savaş oğlu onu kullanmak zorunda. İyi mi? Çok kötü. Yani düşünebiliyor musunuz? Öl, yani kurşunu sıkanın ismi Mehmet, ölenin de ismi Muhammed. Böyle bir durum, acı bir durum. Ya yani hakikaten bu bölge için çok acı bir vaziyet, çok acı bir gerçeklik. Ama burada insanların Tam yapacak... olma noktasına giden ve sizin canınızı acıtan duruma doğru sürükleniyorsunuz. Belki de önümüzdeki süreçte artık Doğrudan sizin canınızı almaya gelecek olan. Aynen öyle. İsminin Ve, Muhammed veya Mustafa olması. Tabii tabi, o hiç önemli değil orada. Bak. Hı hı. Bakın birilerinin et, maşası ise ismi çok mu? Aynen öyle. Bakın şu, bu şudur. Yani bütün araçlar kullanılıyor. Ve araçların arkasındaki gayeler var, amaçlar var. Şimdi et, diyor ki Daş Davetül İslamiye şam Şam. Is, ne alakası var bunun İslam'la? Hiçbir yani, alakası yok. De İslam koymaları evet ya ne alakası var bunun İslamla ne alakası... Yakından uzaktan alakası yok. İslamın neresinde İslam var? Terörü olmaz ama evet İslamın, ya, İslam'ın terörü. İslam'ın neresinde olur. var bu böyle bir şey? Yani böyle bir şey kullanma, bu kayaya şey, ulaşma, uzaklarına nasıl böyle bir, bir, bir şey? Evet İslam devleti. İslam devleti. İslam diye bir şey de yok. Ne İslam devleti ya? Nasıl İslam devleti? Müslümanların kurduğu bir devlet olur yani. Öyle bir şey olur mu yani? Peki toparlayacak olursak? Toparlayacak olursak burada Türkiye'ye bir şey dayatmaya çalışıyorlar. Ve Türkiye bu dayatılan şeyi kabul etmiyor. Hı hı. Şimdi mesele şu. Kabul etmediği müddetçe bu iş uzun bir şekilde sürecek. Peki nereye kadar? Nereye kadar gidecek? Suriye diye hiçbir şey kalmayıncaya kadar. Haritadan silinceye kadar. Peki yani e, şunu anlıyoruz ki bölgeyi insansızlaştırma ve arz mebut olarak da e, İsrail çıkarlarına hizmet edecek bir şekilde. Nüfusu İsrail'in nüfusundan daha alt bir düzeye indirecekler. Elinden de bir miktar daha toprağı alıp bilhassa petrol bölgesini istikrarsız güçsüz bir Suriye yapıp bırakacaklar. İstedikleri oyun bu. Rusya ile Amerika ikisi aynı tarlada ve ikisi birbiri geçerken öbürü... Hocam sırada... size sözü vermiş ya o zaman soruyu da soralım. Evet. Siz doğrudan oradan gerekli olanı söylediniz. Peki devlet aklı burada nasıl bir politika yürütmesi gerekiyor? Devlet aklı olarak ben şunu isterdim yapsaydık keşke yapabilseydik. Bizim İskenderun'dan Şam'a zamanında frigo frik tırlarımız et çekerdi. Hı hı. Meksika'dan Frido. gelmiş, Arjantin'den gelmiş etleri çekerdi. Bu bir firmamızın kamyonlarının üzerinde Türk bayrakları vardı. Kocaman yazıl İstanbul firması. Diğer tırlar bir seferi üç günde yapıyor. Türk bayraklı tırlar dört beş günde geriye dönüyor. Niye bu geriye dönüyor diye. Buradaki arkadaşım zıp zıp zıplıyor. Çünkü az para kazanıyor ona göre. Türk bayrağı olan tırları insanlar yolda yolunu kesiyor. Evinden kapkacak bir yemek getiriyor. Şoföre illa diyor ki ye. Hı, hı Şoför onu yesin bunu yesin geç gidip geliyor. Rejim de bunlara gümrükte takıyor. Türk bayraklarından ötürü. Şimdi bakın rejimle halkın zıt enterpolasyonu var burada. Değerler enterpolasyonu yaptı. Değil mi? Anladın değil mi? demek istediğimi değil mi hoca? Evet. Biz bunu kullanamadık bu coğrafyada. Bu sosyolojik bir ilim bu. Sizin iradeniz hakim miydi ki kullanabilirsiniz? Yani Ankara olarak söylüyorum. Üstadım. Ankara'nın tabii çift maaş alan memurları diyorsak apayrı bir şey. Ya da maaşlarını benim ödediğim batı sıfatlı, batı kafalı, batı suratlı adamlar kastediyorsak o da ayrı bir şey. Güzel kardeşim alma, etme. Yani bu cemaat cemaat kafamıza çıkardın. Sadece cemaat miydi bu ihaneti yapan? Bürokratlar yapmadı mı bu işi? Diplomatlar yapmadı mı? 2547 yapmadı mı? Bu ülke bir bilim ihaneti yaşamadı mı? Yapmayın ya. Yaşadım. E, eğri oturalım doğru konuşalım. Bu doğruları biz tartışmadığımız müddetçe... ...bu ekranı böyle kırıtarak... ...her şeyi pozitif taraftan söyleyip... ...buyur Abdullah Bey. Bir, bir şey söyleyeceğim de burada. Abdülhamid. Yalnız şey, şimdi bu... E, e, ee, dili iyi kullanmak lazım. Şimdi ben Arap gençlerle çok konuşuyorum ve orada da bulunduğum gazetelerden, radyolardan da takip ediyorum. Ee, şimdi siz yeni Osmanlı dediğiniz zaman bir e, Arap dünyasında şöyle veya böyle... Yani Osmanlı'yı çok sever. Herde var çağrıştırdığı. Ha çağrıştırmamak var lazım. Geyze. Tekrar bir, ben öyle bir yok yok sizin için söylemiyorum Hiç. Ben. Ben, ben. Yok yok olayım. daha iyi. Da, yani şey. ben Arap alemindeki olan şeyleri söylüyorum. Temin yani olun, konuşulanları ben, 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 yani, El Haram Gazetesi'ne Asharq Al bakın yani gazetelere her gün Hı. yazıyorlar köşe yazıları yazıyorlar, Hı. Her Hı. Gün yazıyorlar. Mısır, o Mısır, şeyler. Suudi Arabistan, Birleşik Arap kendimiz için yani yeni bir dil, yeni bir dil kullanmamız lazım. Yeni birleştirici bir Değil, evet. yeni bir anlayış, yeni bir Hı. ilişkiler ağı. Yani o eski tarih geçmişte kaldı. Tarihi o, yeniden canlandırma bakalım. gibi bir hülyanın içerisine da, girersek çok temel... çok şeyler vardır. Yani evet. çok yanlış bağışlar araya nifak sokabilecek şeylere meydan verebilecek durumlar vardı. Oraları şu... kapatmak doğru. lazım Türkiye yani. karşıtı olan. Yani yani, temel... Orada ha, katılıyorum oradaki, söylediğinize. Oradaki de... temel nokta ne biliyor temel nokta şu. Abdullah Hoca'nın dediği doğru. Şimdi Arap rejimleri Özellikle bazı kökenlileri yani iştiraki hareketleri filan. Hepsi bunlar klasik olarak Türk düşmanları açık konuşayım yani. Bu insanların okudukları kitap George Antonios'un Arap, ay Arap ayaklanması ve Türkiye Osmanlı karşıtıdır. Fakat halklarda bir Osmanlı karşıtlığı yoktur ama şu söylem yanlış tabii. Yani halklar da şöyle düşünmüyor. Aman aman eskiden olduğu gibi yine Türkler gelsinler. Halk. Bizi yönetsinler. Tabii, tabii. Yine biz Türkiye'nin bir eyaleti olalım, yine biz merkezi anlamda İstanbul'a bağlı olalım şeklinde bir anlayış yok. Aslında şunu bekliyorlar. Çok onur kırıcı da bir onur şey. Onur şunu bekliyorlar. Yani evet Türkiye, Müslüman kardeşimiz olarak Hı. ekonomik Beraber. Olarak, evet beraber, siyasal yani, anlamda... konusunda ben İslam, şey İslami isterim. anlamda bize örnek olsun, dayanışmamız Hı. devam etsin. Bilim alanında Bilim alanda, kültür alanda, alanda. alanda, ilim alanda, hatta İslami alanda. Ama siyasal düzlemde, yani neo-Osmanlı, yani Osmanlı emperyal sistemini hatırlatacak şekilde bir peki. retorik hı. siyasal söylem ama yani ona, ona zemin ben bir cümleyle yani, evet. yani bize koça bi, koça bize tabi yapayım. ol değil birlikte evet. olalım, evet. Birlikte, peki. olalım. Bu, bu. Bu. Evet. birlikte olalım birlikte tam da bu birlikte olalım birlikte olalım ama emperyalist evet, olmayalım evet yani. peki birlikte ben olalım toparlamak istiyorum şöyle diyorum ki hı hı. ben Yatın Koçak ben Türk'üm Türkçe değilim elhamdülillah 80 yılında 5. şartım olan hacca da yaptım <laughs> 1980'de 74'ten beri zekat ekleyeyim, talebe yetiştiririm, o işten geri durmam. Aylık <laughs> öderim zekatlarımı, babam gibi yıla bile yaymam. Ayda bitiririm bu işi ama ben İslamcı değil. Ben bu İslam'ın ılımlısına, selefisine, şiasına <laughs> hiç itibar etmedim, etmem. Ben maturi değil. <laughs> Aklımla yolumu tayin ederim. Yesevi bir dervişi gibi gelmişim. Yesevi dervişi gibi batıya doğru gidiyorum. Şirketlerim ve üniversitelerim batıda. Biri Tuna'nın kenarında öbürü Kosova'nın çayırında. Ta Adriyatik boyuna kadar Ljubljana'ya kadar uzanıyorum. Ömrüm yetse keşke daha da öteye Neyi götürüyorum? Götürdüm elhamdülillah Türk'üm demeyi götürüyorum. Üstad elhamdülillah Türk'üm dediğim zaman herkes benim ne mal olduğumu anlıyor. Daha gerisini söylemeye gerek, bir, gerek yok. Sizi destekleyen bir şey söyleyeyim. Okay. Bosna'da bayram ben geldiğinde şey bugün Türklerin bayramı derler. Bu kadar mı? E, yani. <laughs> e, araya giremedim bir türlü şeyden. E, şimdi Suriye diyoruz biz. Suriye yok olacak falan diyoruz. Bir kere e, tarihi biraz bakalım. Suriye yok olmaz. Suriye zaten insanlığın başlangıcıyla çıkan. Uygarlık Suriye'de çıkmıştır. Yani tamam ilk yapı Göbekli Tepe'de diyoruz ama hı hı. o zaten o bölge Suriye bölgesi aşağıya kadar gider. Levant'a kadar aşağıya kadar devam eden bu bir bölgedir. Anlamda Şimdi, e, evet hocam. Şimdi Neolitik <laughs> kültürlere bakıyoruz. Ya yani Ben biraz geriye gideyim. Suriye yok Peki. olabilir mi diye. E, tarihe baktığımız zaman bütün bu yediğimiz sebzelerin hepsinin kökeni Suriye. E, bütün tarımın geliştiği yer dünyanın en eski kenti Hala devam eden en eski Abi. kenti Halep, ee, Suriye'deki yani Suriye olarak bakarsak bugünkü e, Filistin'deki e, Eriha olsun. El Halil olsun. Bunlar çok çok eski. Ya 10 bin yıllık kentler. Geçmişte de. Geçmişte. Ee, Suriye çok önemli. Ve Ebla kültürü mesela. Sümerleri biliyoruz tarihte. Ebla'yı bilmiyoruz. Ebla insanlık tarihinde yazıyı kullanan ikinci G kültür. Çok önemli bir kültür. İlk ee, mi? İkinci miydi? İkinci. i̇kinci. Birincisi Sümerler. Ha, Sümerler i̇kincisi tabii. Ebla. Üçüncüsü Akkadlar. Yazı da çok eski. Şehirleri çok eski. Efendime söyleyeyim. Mari, Mittani, Hurri gibi çok önemli uygarlıkların e, şeysi olmuş. Şimdi e, Hazreti Süleyman döneminde Hazreti Süleyman döneminde e, büyük bir Efendim hoca seni yanlış Abdullah Hoca yanlış anladın diyorum herhalde. Bir Şey söyleyeceğim size. Hayır, hayır. Misadenizle bitireyim bayağı bir Ben çok değerli şeyler söyleyeceğinize eminim ama müsaadenizle bir, bir iki kelime de bir ben anlaşıldı. Bir, o bir parlama daha, başladım daha yeni başladım hı -hı. şeyde. Hı -hı. Şimdi bunlar çok önemli konular ben çünkü buna çok zaman ayıran bir kişiyim yani eski çağ tarihine evet Hz. Süleyman döneminde bir şey var şimdi neyi söylemek istiyorum şunu söylemek istiyorum Suriye tarih boyunca çok önemli olmuş ama Fenikelileri dışarıda bırakırsak yani Fenikeliler de büyük bir askeri güç değil koloniler oluşturdu ve milattan sonra 2. yüzyılda Efendim e, 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 Zeynep denilen bir Zenopya diye geçiyor. E, Palmira kültürünün böyle bir dev bir e, 50 yıllık 40 yıllık bir genişlemesini de bir kenara bırakırsak... ...tarihte Suriye bütün bu önemine ve geçmişine rağmen hiçbir zaman büyük bir askeri güç oluşturmadı. E, İran, Türkiye, e, yani Türkiye derken eskiden Hititler vesaire ama Türkiye, İran ve Mısır'ın arasında... Bir tampon bölge olarak kaldı. Çok önemli, çok değerli ama her zaman bir tampon bölge olarak o. Kimi zaman Mısır aldı, kimi zaman İran aldı, kimi zaman e, Türkiye aldı. Roma. Ama hiçbir zaman, ya yani Roma derken Türkiye. Hı hı. E, şimdi e, burada yeni bir takım elemanlar giriyor burada. Nedir? Ruslar giriyor işin içine. E, İngilizler ve Amerikalılar giriyor. Bir de İsrail giriyor. Tabii İngiltere, Amerika, İsrail bir blok gibi çoğu zaman çalışıyor. Fransız bir şey tutmuş ucundan. Fransız ucundan tutmaya çalışıyor. Tekrar girmeye çalışıyor <laughs> ama 1956'da o Süveyş darbesini yedikten sonra çok korkuyor. Tekrar Amerikalı'dan şey yiyebilir diye. Zılgıt yiyebilir. Evet zılgıt yiyebilirdi. Şimdi hocanın söylediği çok önemli. Yani gerçekten de Orta Doğu kelimesi İngiltere'de çıkmıştır. Fakat 19. yüzyılda Orta Doğu denilen yer Hindistan'dı. Yani İngiliz kaynaklarında yakın doğu diyorlar. Yunanistan'dan yani bütün Osmanlı bölgesine yakın doğu diyorlar. Şu anda yakın doğu kelimesi kalktı. Orta Doğu dedikleri İran ve Hindistan, uzak doğu dedikleri de Çin ma Çin dediğimiz bizim eskiden e, uzak doğu. Türkiye bu East, sınıfta bu kategoride Avrupa mı? Türkiye vardır. bu East kategoride doğu. yakın doğu olarak geçiyordu İngilizlerin kategorizasyonunda. Ama burası neresi? E, matematiksel olarak baktığımız zaman yani dünyadaki karali, karaların mo, o, e, en orta noktasına baktığımız zaman dünyanın matematiksel merkezi Çorum ilimize düşüyor yani evet, tam evet. orada Çorum'da merkezde. Yani dünyanın merkezi burası. Peki İngilizlerin o zaman stratejisi ne? Burası dünyanın merkezi demek. Burada oluşan şey Amerika olsun, İngiltere olsun, Batı olsun, Yeni Zelanda olsun. Hepsinin merkezinde olan çok büyük bir gücün e, nüvesini oluşturacak kaynaklar demek. İngiliz'in peki burada yapmaya Aman burası birleşmesin. Burası sürekli dağılsın. Türkiye çok tehlikeli. Türkiye'yi uzakta tutalım, İran'a uzakta tutalım, Mısır'ı uzakta tutalım. Hatta mümkünse orada bir İsrail oluşturalım. O da ortalığı dağıtsın. Ne yaparsak yani böl yönet politikasının sonucunu görüyoruz burada çok net bir şekilde ve sürekli çatışma görüyoruz. İngiltere'nin desteklediği e, efendim e, vekalet savaşlarında güç ne? Daesh ve El Kaide. Hı hı. Bunlar daima İngiltere tabi İngiltere doğrudan parayı yollamıyor. Ne yapıyor? Belki insan kaynakları yolluyor. işi de daheşe yaptığı gibi. Ama para İngiltere'nin doğrudan denetiminde olan Körfez ülkelerinden geliyor. Şimdi e, peki bizim ne yapmamız lazım burada? Hemen toparlayalım onu da. Şimdi burada bunların uzak yani stratejisi dünya Allah e, çok net olarak önümüze koyuyor. Burası dünyanın merkezi ise biz Orta Doğu Birliği oluşturabilirsek, şu anda komik gibi kaçıyor ama gerçekte biz İran, Mısır, Türkiye bir araya gelirse bir Orta Doğu Birliği oluşturabilirsek ki bunun için bir dini birlik de olmasına gerek yok. Tamamıyla seküler, Avrupa, çıkar ilişkileri üzerine Avrupa Birliği örneği de var. Biz aynısını yapıyoruz diyerek 450 milyonluk, 400-450 milyonluk e, muazzam kaynakları olan, muazzam imalat gücü olan e, ve lojistik askeri gücü olan dev bir güç. Bakın Orta Doğu Birleştiği anda yani sürekli, şu anda yani mümkün bile değil görünüyor ama e, çağımızdaki iletişim yöntemleri insanların çok hızlı değişebileceği ve halkın devre dışı bırakılmasından sonra halkın bunu desteklemesi söz konusu olursa Orta Doğu bir devlet haline gelirse Beş yıl, 10 yıl içinde çok hızlı bir şekilde Türkiye nasıl bir anda durumunu düzeltti 2000'li yıllarda, Mısır nasıl bir yıl içinde böyle düzeliyor gibi oldu, Orta Doğu Birliği çok kısa sürede Avrupa'yı yakalayabilecek güçtedir. Yani insan kaynakları Avrupa yaşlı i̇nsan bir nüfus, insan gücü ekonomisi her açıdan. Peki hocam? Bunu yapabilecek. Dolayısıyla biz böyle büyük şeyler işte ulus devletimiz Osmanlı'yı tekrar şey yaptık, ele geçirdik değil. Bizim bu söylemlerden Davutoğlu ya. devri öncesinde hı hı. çok iyi yaptığımız, Davutoğlu gelmeden evvel başa yaptığımız bu sevgi, barış, dostluk şeysine ne yapıp yapıp şu anda zor ama geri dönüp tekrar güven sağlayıp başında ister kukla olsun, ister başka bir şey olsun. Kuklayı da ikna etmek mümkün bizim Orta Doğu Birliği ve İslam Birliği'ne yönelik e, çalışıp İngilizlerin bu oyununu Bozmamız lazım. Peki çok teşekkür ederim Hocam Siz bir katkı sunacaksınız. Ben şey yani yok olmayı şey anlamında söyledim. Yani bir Medeniyet iyi veya bir kötü sahip e, oldukları bir Size insan. E, tabii. Size yok, yok şey Size şey, demin şey demin olarak. Yani ya, Asyalılar. Yani insan, insan kaynakları bir maddi bir hı hı. güce de geldiler evet. ve o şimdi Halebe bakın yani şu evet. anda bakın bir, bir bir şey daha söyleyeceğim. Hı hı. Yani e, o o çok önemli bir şey. Mesela bir dönemler 1200'lerde Moğollar. Cengizler, Hülagüler dünyayı titretiyorlardı. Hı. E şimdiki Moğolistan'a baksanız tekrar öyle bir şey değil. <laughs> Pes <laughs> O anlamda Veseryo. söyledim Peki. ben e, çok teşekkür ederim. hocam. E, izleyicilerimizden de yurt dışında, yurt içinde de çok soru var. E, sorulardan bir tanesi e, Zehra Altunel diye bir izleyicimiz her hafta bizi izliyor. Kendisine de selam gönderelim. Eee dikkat ve bizim bütün programlarımızı paylaşıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Özellikle Erdoğan'ın e, bu anlamda e, masa başındaki gücü tartışılması gerekmez mi? E, eski Türkiye yeni Türkiye arasındaki fark yok mudur diye bir sorusu bu. Bir diğer nokta ise e, yine Faruk Kadri Belçika'da e, o çok önemli bir not almış aslında. Belki üzerine de tartışılması gereken bir konu. Esas Türkiye bir kıskacın içerisinde Libya... Ee, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden bir üst koparma ve Suriye ile birlikte de süreci tamamlamak ister diye bir. E, dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı bu konuda ıskaca almaya çalışıyorlar. Böyle bir tehlikeli süreci e, başlattıklarını söylüyor ve Avrupa'da da bu doğrudan dillendiriliyor. Hatırlıyor musunuz? Değerli dostum, İbni Haldun'u okumadan siyaset yaptım. Özür dilerim. Hı hı. Ben inşaat mühendisiydim, bana okutmadılar. Sonradan sosyoloji okudum. İbn Haldun'u tanıdım. Okumam hı hı. lazım. Mukaddime'yi anca okuyabildim. Üç cilt. Bu kitabın orijinali nerede dedim. Mukaddime'si buysa. Bu dediler Polonya'da. Bir türlü erişemedik. Nerededir bir yer. İstanbul yerde. İber. Çıkacak inşallah. Hiç bugüne kadar merak eden bir Allah'ın kulu, bir Müslüman bir doktoralı doçent, profesör çıkmadı mı hocam? Gidip bunu kopyaladı. Kitabı liber tercüme edildi tabii. Nesi tercüme edildi? Yani bu edildi. Bu, bu tercümesine başladılar. Diğer var. Uzun. Var var, var. 10 10, 10, 10, 10, 10. küsur cilt. var mı? Türkçe'si. Türkçe, yok. Türkçe yok. Türkçe başladılar diyor, diye biliyoruz. Devletlerin ömrü, insanların ömrü. Doğar, büyür, ölür. Devletler de ölür. Hayır. Şimdi iyi hatırlayın. Hemen bak hafızalarımız bitti. Orta Doğu'da yemek yedik. Bugün Orta Doğu denilen coğrafyada Bana göre Mezopotamya'da herhangi bir lokantada çıkarken garson, patron hesap almadı Türk'ten. Öyle değil miydi? Ben de yaşadım 2010'da. Ben Şimdi de. öyle mi? Ben Kahir, bakın, şeyde, bakın, İskenderiye'de yaşadım. Karşımızda şeytan, iblis 24 saat çalışıyor. 3 tane üniversite var. Ezeter. Efendim London Üniversitesi, Suaz yetmedi bir de Essex. PKK'nın bütün savunmaları Essex hukukta yazılıyor. Hı hı. Biliyoruz bunları. Bunları bildiğimiz Amerika'da Columbia Üniversitesi. Bela bunlar her gün bizi düşünüyorlar. Her gün oryantalistlerin cıvır cıvır akrep gibi dolandığı çalıştığı yer. Bu adamlar ne yapıyorlar? Ya bu Orta Doğu dediğimiz Mezopotamya coğrafyasında üçüncü nesil geldi. Abdullah Bey doğru mu? Doğru. Evet. Üçüncü nesil ulan bu Türk'ün çocuklarından para almıyor lokantada. Tayyip Bey parayı ödedi diyor. Ulan bundan büyük empati var mı arkadaş? Evet. Delireceğim. Bunun içine ettik ya. Evet. Ya bizim bunu etmeye, bunu yıkmaya, bu maneviyatı bozmaya hakkımız yoktu. Bu duyguyu öldürmeye. Evet. Bu başka bir şeydi kardeşim. Biz Çok bunu işte onu onu yeşertmemiz, büyütmemiz gerekiyor. Aman güzel kardeşim bu akıllı olur. Bu evet. İbn Haldun ne olur? Evet. Affedersin bilmem. İbn Haldun'un üniversitesine bile eğli ismini yazan olmaz ya. Sokaklara pankart astılar. İbn Haldun'un önüne. İbn iyi kaldırıp da E'yi koydular. Hatırlasanız da unuttunuz mu ya? Evet. Ya bu evet. kültürle bir yere gidemezsin güzel kardeşim sokma akıl manavların meşhur lafı hazar türklerinin dioriga'da gider uli dedi eşik eşiğe kadar eşikten dışarıya çıkamadık biz oralara daha önceden bizim bu empatimizi yayacak insanları gönderecektik alperenler gidecekti dervişler gidecekti gönül sultanları gidecekti şah yazdemin torunlarını Türkiye'ye diplomatik bilmem ne soku vermedik Kullan bunları işte o bölgede kardeşim bunlar bize bağlı Ankara'ya bağlı olan insanlardı. Onların burada uzantıları vardı. Yani biz bu Hali'diye kolunun bu kadar ceremesini çekiyoruz Anadolu'da besliyoruz, büyütüyoruz Halidiyeleri kullan. Hali'dileri niye kullanmadık? Bunları da kullanma. Sonuç hocam, sonuç yani bizim işleyemediğimiz taraf ile silah gücüyle silah gücüyle bir şey yapmam mümkün. Kalpleri kaybettiği zaman silah başka bir şey. Bugün orada Amerikan şeyi taşlanıyor, yarın bizim Türk bayraklı olan da taşlanacak. Bunu kaybetmememiz lazım. Hiçbirimizin bunu yaptırmaya. Bir hakkı Bir İngiliz markasının kahve kültürü Türkiye'de çok baskın olabiliyorsa, bir bu, e, burger e, kültürü Türkiye'de çok yaygın olabiliyorsa veya spagetti denilen bir gıda türü, pizza denilen bir gıda türü vesaire kültür istilasına bu kadar uygun olan başka bir ülke var mı? Maalesef yok güzel kardeşim. Maalesef yok. Biz bakın bir şeyi daha kaçırıyoruz. Saraybosna Savaşı'nda ben ta göbeğindeydim. Rahmetli Özal'la Aliye'nin arasında git gel özel temsilciliğini yaptım. Orada ağladınız o rezillikleri. Savaşın kaçınılmaz bir gerçeği daha var. Tecavüz. Bunları şakır şakır sırf uyguladı. Anlaşılan çok dertliyiz hocam. Biz onun için ayrı mektepler açtık orada. Kosova'ya giren bir dağın tepesinde o çocuklar orada eğitildi. Anneleri terk et. Bırakamazsın Allah'ın kulu evlat. Savaşın kaçınılamaz bir babı daha var Abdullah abi. Göç. Evet. Bu göçü yönlendiremezsen bu göç sana ekonomik olarak gelir sana çarpan bir buzdağı gibi çarpan. Biz ana iktidarı rahmetli Özal 40 kilometre menzilli fırtına obüslerini yaptı. Attığı zaman 40 kilometre gidiyor. Niçin 40? Aslında 45. Onu biz 40 diyoruz. 45'e kadar sallar o gider. Nokta atış yapıyor hem de. Bacadan içeriye düşürür vallahi. O kadar güzel yaptı Mehmet Akçay Paşa onu Allah razı olsun. Ama adamcağızın iki kulağı gitti. Hı hı. Bunları bize hediye etti bu obüsleri ama yerli, milli... Güney Abi, Kore Bu ona minnettardır. NATO'nun ikiler sustu. Amerikan standartları sustu. Konya Karaman'da Bizimkiler takır 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 çalıştı. haladı da güzel çalıştı. Ama bunları biz niye yaptık? Bugünleri gördük de yaptık bunlar efendim. Peki. Kaldırırsın bir tane atış yapacaktın o yere atış. ...bak 40 kilometreye attın. Ey millet gelin bunun altına girin. Kızılay ya kardeşim buraya çadırlarını kur yemeklerini getir biz buradan ekmeğini verelim suyun. Bu top mermisinin düştüğü yerden bu tarafa geçenin yedi düve soyunu kuruturuma. Bitti gitti. Bölge. Bunları topraklarında ağırlardı. Peki. Biz bu trendi kaçırdık. Bakın bu trendi içeride de kullanamazsak yarın Daesh'i de IŞİD'i de bilmem nesi de Ankara'da, İstanbul'da senin benim çocuğuma tebelleş olur. Peki çok teşekkür ediyorum. Erhan Savcı arkadaşımıza çok güzel bir mesaj göndermişti. Diyor ki özellikle bu Avrasya Maratonu'nun ismi de değiştirdi. Vodafone İstanbul Maratonu diye pardon. Ee, değişkenlik oldu. Bu da şu anlıyoruz. Avrasya yani bizim e, yakın coğrafyamız <laughs> ismi değiştirmek bile dahi bir kültür asimlesi anlamına geldiğini İstanbul'daki bu koşun da ismini değiştiğini unutmayalım. Yeni başkanımız Ekrem Bey'in herhalde bundan sonra İngiliz kraliyeti üzerine bir hesaplanda o da hizmetlerine başladığını görürüz. Ne olacağız? Yani bu kültür asimilesi üzerinden bölgemizi okumadığımız sürece ne yapmalıyız? Yani tabii kültür asimilasyonu önemli bir şey. Yani bu en azından zaten bizim bir yeni bir sorunumuz değil. Yani batılaşmayla beraber en az tanzimata kadar götürebileceğimiz bir tarihsel bir süreç var. Yani en az 200 yıldır tartıştığımız bir konu. Yani kültür, sanat, batılaşma, modernleşme. Bunları bu kavramları zaten bu konularda çok konuşuyoruz. Ama zaten bizim en büyük sorunumuz şu. Yani bugün en büyük sorunumuz Batı karşısındaki en büyük sorunumuz aslında zannedildiği gibi ahlaki ve kültürel bir geri kalmışlığımız söz konusu değil. E bunu Samuel Huntington da açıkça söyler yani. Batı'nın doğuya olan üstünlüğü ahlaki değerlerinin kültürel değerlerinin yani medeniyet değerlerinin üstünlüğünden kaynaklanmaz. Aksine teknolojiyi ve diğer taraftan silahları silahları kullanmadaki üstün başarısı keza terörü bir siyasal enstrüman, aygıt olarak kullanmasındaki üstünlüğünden gelir. Şimdi zaten bugün Ortadoğu'da yaşadığımız şey şu. Sorun bu. Bazıları diyorlar ki siz savaş mı istiyorsunuz? Yani savaş sevici misiniz filan. Kesinlikle bir Müslüman asla ve katta bir insan hatta savaş sevici olamaz. Yani asıl olan barıştır. Onun için Abdülhak Mullah'ın güzel bir sözü vardı. Daha 100 yıl, 150 yıl önce söylüyor ya hani cümle düel onunla bulur felah hazır ol cenge istersen sulhu salah. salah evet. Aslında onu Herakleitos'tan bir şey olarak aslında Türkçeleştirmiş diyebiliriz. Çünkü onu Heraklitos'ta milattan önce 400'lerde Sivis Pakem Parabellum yani barış istiyorsan savaşa hazır ol. Şimdi temel soru şu. o akadlarda da var. Ondan evet. 2500 yıl evvel. Evet. Yani o neden bir, söz, şey bir söz? O şeyden savaşın yaratıcılığını <laughs> da söylüyor. <gülüyor> söylüyor. <gülüyor> savaşın şöyle, savaşın yaratıcılığını şöyle zaten devam ediyor. Yani savaş bazılarını zengin bazılarını fakir bazılarını dinamizm, dinamizm getiriyor bir toplum. oluş felsefesi olarak söylüyor ama şunu Umar öyle bakıyor evet şimdi zaten burada temel soruyu sorduğumuz anlarız mesela Türkiye'nin Rusya kadar veya da Amerika Birleşik Devletleri kadar teknolojik askeri gücü olsa Amerika ve Rusya bizim burnumuzun dibinde operasyon yapabilir mi? yapamaz. Zaten bak bunu soruyoruz. Onun için yani silah sen diyorsun ki ben barıştan yanayım. E, barıştan yana olduğun zaman güzel, barış güzel bir söz. İnsani anlamda güzel bir söz. Ama diğer taraftan adamın kıtalar arası füzesi var. İşte Sicilya'da 6. filosu üstlemiş durumda geliyor. Senin burnunun dibinde operasyon yapıyor. O zaman beyefendi ne yapacak şimdi peki? Hadi bunları Amerikalılara diyeceğiz ki bak yapmayın. Barıştan yanayız biz. Yapmayın, etmeyin filan. Böyle bir politika mı var? Evet oh. doğrudan Türkiye'yi tehdit eden. E, doğrudan doğular e, Türkiye'yi tehdit ediyor. Yani ama barış dediğim, sadece askeri değil. Değildir tabii. Mesela yani, parasal bir barış da var. Anlamı ya gelecek yani çok önemli olan evet, şey. dar anlamda Trump'ın Türkiye'ye buradan vururum demesi. Hayır o da değil. Herhalde onun barış sistemi olduktan sonra isterse geleceğim. barış olsun ne fark eder? Şimdi Zaten darmadağın da yani onu dar anlamda söylüyorum. Yani Hatta hadi silahları bir tarafa bırakalım. Yani çünkü ekonomik düzlemdeki merkezi bir güç olmak. Mesela diyelim ki Türkiye'nin şu anda diyelim ki gayri safi milli hasılası sadece Batı Almanya kadar olsa yani 4 milyar 4 milyar 4 trilyon dolar civarında olsa yine mesela bu ekonomik güç karşısında İsrail olsun aşağıda olsun veyahut da Amerika olsun bölgede operasyon çekemez çekemezse son tahlilde güç, para ve orduyla beraberdir. Yani eski siyaset felsefeciler bunu söyler. İktidar güç, para ve orduyla olur. Kimin para? Sadece ama kimin? Para kim? Para, para, para da yetmiyor. Şimdi mesela Almanya'nın parası var ama ordusu yok. Yani Almanya'nın parası yok. Evet. Almanya'nın parası var, da yok. Var var parası var var hocam. Yok veriyorum. o para sizin o o paranın ne olduğunu bilmiyorsunuz. O gerçek bir para değil. O oyuncak para. Para dünya elitlerinin kontrolünde olan bir şey. Biz de istediğimiz kadar çalışalım. İstediğimiz şey yapalım. Bu bankacılık sistemi de hocam, verilir. Şey, özür dilerim de bu Sana konu dağılmasın diye bir konu ruh... var. Ya ben şey konuyu bitireyim. Şunu söyleyeyim. Hı -hı. Ya finans kapitali şimdi işin içine orada girersek. Girmeyelim. Şimdi, e, ya, şuraya gel. Ya rakamlar açık yani. Neyse Hı. bu sanal tarafı. Rakamlar işine, doğru değil. Rakamlar açık. Ya Almanya'nın işte, gayri safi milli hasılası belli. Japonya'nınki belli. Amerikan'ınki belli. Ha, Ama üst sahibi ki Bir saniye. Üst düzeyde finans kapitali kurursak, FDM'de falan gidersek o başka bir konu. Onu ya, sormaya çalışmıyorum. Dü Reel politik yani. olarak bir tablo sürüyorum et Hı -hı. etrafa. Diyorum ki bak, Türkiye ben onun için Türkiye'nin nükleer güç olmasını da savunuyorum. E, caydırıcı olarak. Ya, diyorum ki size net olarak Türkiye bugün en az Rusya kadar askeri bir güce sahip olsa, Amerika'nın Yarısı kadar en basit, bile... Türkiye'nin nükleer gücü olsa ya, bölgede kim ne yapar? Ben de onu söylüyorum. Size gelip de Amerika, Amerika sizin gözünüzün önünde 30 bin tır silahı PKK'ya verebilir mi kardeşim? Amerika sizin gözünüzün önünde 30 bin tır silahı PKK'ya veriyor. Sen o konvoyları vuramıyorsun. Bak, Hocam, golün Fransız, golün biliyorsunuz Amerika'yı doğrudan tehdit etmesi nükleer güçten değil mi? E, tabii e, De Gaulle e, nükleer güce o yüzden ama De Gaulle yani ne, altınlarını, zaman, altınlarını ne zaman... Altınlarını da Amerika'dan heh, tahsil etti. İşte yani bakın niye, De Gaulle şunu dedi, dedi Amerika'ya. Bak kardeşim doları sen dünyada hakim bir şey haline getirdin. Tamam tek istediğim bu Fort Knox kalesinde olan... Ve olduğunu vaaz söylediğin altın külçelerini bana göster. Bakacağım sadece. Evet. Amerika göstermedi. Çünkü öyle bir şey yok. Yoktu. Altın canım. falan yok. Ha, yok. Ondan Ama sonra nükleer güç. Ya oldu. zaten. Bağımsız oldu. Dünyada karşılıksız. NATO'dan çıktı. Dünyada zaten karşılıksız para basan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Kardeşim bunu biliyoruz zaten. Onu O işin o taraf başka. Amerika karşılıksız dolar basar. Biz de karşılıksız şey bazen. Şimdi dolayısıyla hani Suriye dedik ya Suriye tabii ki yani işte kadim bir medeniyetin merkezlerinden birisidir Suriye. Yani Göbekli Tepe Elazığ, yani insanlığın tarihsel süreci işte Basra yani yukarıya doğru gezmen Urfa, Ur, Urup, işte Fenike, Suriye, Belam, Kenaniler, Yahudiler, Sami ırkları burası medeniyetin merkezi. Fakat eşin enteresan tarafı şudur. Buradaki yerel halklar hiçbir zaman hiçbir zaman küresel düzeyde bir siyasal ve askeri güç haline dönüşmemiştir. Her zaman tampon bölge olmuştur. Dünyalarda da zaten dünya hakimiyeti Orta Doğu'dan Akdeniz'den geçer. Akdeniz havzasına özellikle Mezopotamya havzasına buraya Basra ve dolayısıyla bu batıda işte Akdeniz, Kıbrıs, Mısır ve Türkiye Türkiye üçgeni burası. Buraya hakim olamayan bir şey bir devlet küresel düzeyde küresel güç olamaz, süper güç olamaz. Hep tarihi böyle olmuştur. Burası bir çatışma alanı. Hı hı. Onun için ben de diyorum ki yani evet şey, pakem parabellum yani eğer barış istiyorsan gerçekten sor istiyorsan cenge hazır olacaksın ve bütün şeyler ortada. Biz yani Kıbrıs Savaşı'nın 1974'te uçaklarımızı kaldır, kaldıracak dahi düzeyde teknik donanımımız yoktu donanımımız yoktu. Onun için Türkiye emperyal amaçlar için söylemiyorum. Kesinlikle bölgede e, bölgede tüm ülkelere meydan okuyacak düzeyde bir vurucu, taarruz gücü yüksek bir ordu bulundurmak zorundayız. Biz bu topraklarda bin yıldır savaşıyoruz ya yeni savaşmıyoruz. Savaş bitmedi. Antrenmanlıyız ya. Hayır hayır. Bin, şunu peki. söyleyeyim. 1071'den beri bu toprakların vatan olması için bedel ödüyoruz aziz kardeşim. Yani yeni bir savaş bazıları diyor ki Suriye Savaşı ne yeni? Bin senedir savaşıyoruz bu topraklarda. Bin yeni değil, yeni değil yeni değil. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Kısa reklam arasına gideceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abdullah Demir Bey devam ederiz. Sonuç kısmında ifade ettiniz ama e, biraz da şuraya bakalım. Türkiye'yi dar bir operasyona çekmek için her türlü tehlikeli operasyona doğru sürükleniyor. Buna karşı devlet aklı burada tedbirli bir davranış içinde mi? Şimdi ben bir e, vatandaş olarak devlet aklının ne tür bir akla sahip olduğuna dair bende bir şeyler yok, veriler yok. Ama, Ama sadece evet ediyorum. bir vatandaş hmm. olarak e, devlet ricalinin söylemlerine ve konuşmalarına baktığım zaman benim zihnimde şöyle sorular uyanıyor. Yani hmm. mesela ya bugün e, Türkiye'nin Türk silahlı kuvvetleri Afganistan'da var isterseniz NATO ile beraber hmm. olsun. Bosna Ersek'te var, e, Makedonya'da var, Kosova'da e, var. Kosova'da var. Ee, Irak'ta var e, Libya'da var Katar'da var Zoldan. Suriye'de var Somali'de var Sudan'da var Sudan'da var <laughs> şimdi ben böyle bir devasa bir silahlı kuvvetlerin dünyanın değişik ve çok uzak kendisine uzak olan bölgelerde varlığını gördüğümde ve devlet ricalinin de söylemlerine ve konuşmalarına baktığımda o keskinliği o kendine güvenen ee, çok ciddi bir şekilde en ufak alt şeyle avami bir tabirle alttan almayan, üst perdeden konuşan söylemlerine baktığımda ben şu soruyu soruyorum kendi kendime. ya Gerçekten bu Türkiye hakikaten yeni bir Türkiye. Bu çok yeni bir Türkiye. Bundan Peki 20 sene bunun farkında mı? Onu söyleyeceğim. Hı. Gerçekten bu, bundan 20 sene önceki, 30 sene önceki Türkiye değil bu Türkiye artık. Şimdi Buradaki mesele şu, e, yavaş yavaş insanlar da artık onu hissetmeye başladılar. Bu yeni Türkiye'nin kendine güvenen, hı hı. E, kendisiyle kültürü arasındaki o yabancılaşma şeyini aralığını kapatan, özgüveni gelen, e, biz de bir şeyler yapabiliriz, Ana hasta adam hasta adam ay, ay, değiliz. Ana, ana, ana muhalefet liderimiz diyor ki ne işimiz var Libya'da, orada, burada, Afganistan'da, Pakistan'da. Bu yani, ne diyecek? Ben bu bunu ancak şöyle bir şey söylerim. Yani bu ya birilerinin eee ajandasına göre konuşuyor veya o da hakikaten ya, siyaset bilmiyor demektir yani başka bir şey söylenemez burada yani. Şimdi buradaki mesele şu. Bu yeni Türkiye'yi önümüzdeki günlerde çünkü şey devletler Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya hala bize o eski şeyle bakıyorlar. Şuur altında, bilinç altındaki o eski Türkiye gibi bakıyorlar ve öyle muamele yapıyorlar. Ben şimdi şöyle bir şey bekliyorum. Önümüzdeki Yıllarda ve günlerde artık bu süper güçlerde Amerika'da ve Rusya'da bu yeni Türkiye'nin farkına varacak. Ve burada kendisi de Türkiye ile bu yeni Türkiye ile ilişkilerini ancak bu bağlamda sürdürmeye başlayacaktır. Hı hı. Çünkü artık bu saatten sonra bu Türkiye'nin önünü kimse tutamaz. Şey anlamında söylemiyorum ben, hamaset anlamında söylemiyorum. Sadece artık yeni refleksler geliştirme anlamında. Kendisine dayatılanları olduğu gibi kabul etmeden çıkıp kendi realitesini ve kendi koşullarını da karşısındakine masanın karşısındakine dayatan mesela şeyi düşün Hakan Fidan'la e, Rus e, şey Suriye'nin istihbarat, i̇stihbarat örgütünün. örgütünün anlaşamadılar orada. Anladığım kadarıyla orada bizim kendisine getirdiğimiz söylemlerimizi adam kabul etmedi. Etmemek zorunda kaldı veya o da. Onun için önümüzdeki günlerde galiba bu yeni Türkiye bu dünya tarafından kabullenilecek bir duruma doğru gelecek diye düşünüyorum. Bu benim kişisel sezgilerime dayanarak hı hı. söylediğim bir şey ve ikincisi de mevcut durumları koşullara bakaraktan yapmış olduğum dışarıdan bir okuma biçimidir. Ama inşallah temennimiz şudur ki bu yeni Türkiye Türkiye'nin çok yönlü diplomasisini beğeniyor musunuz? Yani şu anda ben beğeniyorum tabii ya Eksik başka... bulduğunuz taraf. ya eksik bulduğumuz taraflar elbette ki vardır. Hı hı. Bakın eksik olmayan politika e, gündeme gelmeyen politikadır. Her politika kendi içerisinde bir takım eksiklikleri barındırır. Çünkü insan eseridir. Hı hı. Ama ortaya çıkmamış bir politikanın eksik tarafları yoktur. Siz bir politika üretiyorsanız hı hı. mutlaka çünkü. Politikanız sizin kendi koşullarınıza ve kendi çıkarlarınızı merkeze alaraktan yapmış olduğunuz bir şeydir. Bir çözüm yollarıdır. Hı, hı. Aha şöyle de bir şey de var. İnsan aklı mevcut koşulları da bütünüyle ihata edecek, kuşatabilecek bir şeye de sahip değildir. İşte. Büyük devletler bile mesela Vietnam'da Amerika çuvalladı. Rusya evet. Afganistan'da çuvalladı. Geri çekilmek zor. Mesela Rusya'nın dağılmasının en büyük sebebi o insanlar oldu. Afganistan, Afgan Afgan insanları olduğu. Onun için büyük devletler bile e, bir takım yanlış yani, yapmalar e, böyle etkici. bir süreçte elbette tabii, tabii. bir takım ama biz benim benim gönlüm böyle bir şeyi istemez ama eski isterim Türkiye ki değiliz. Değil. Yeni Türkiye'yi anlasınlar ve yeni Türkiye ile artık işbirliği yapma noktasına gelirlerse şayet bu defa yeni bir politika, yeni bir stratejiler gelişmeye başlar. Biz o zaman artık başka şeylerden söz etmeye başlarız. Peki. Çok teşekkür ederim. Sevgili yönetmenimden ben özellikle Jornoski'nin e, kırımla ilgili bir konuşması var. E, Türkiye bağlanması. Hep birlikte onu bir dinleyelim. Onun üzerinden e, Kutluk Hocam'dan devam edelim. Bundan çıkacak bu. Birlikten çıkacak. Evet. Ve bütün ülkeler zayıflamış olacak. Şimdi Sayın Jirinovski'nin ben eskiden yaptığı röportajların birinde, daha doğrusu açıklamaların birinde, Kırım'ı biz Türkiye'ye verelim diye bir cümlesi vardı. Türkiye'ye sempati duyduğu ortada ama politik anlamda, siyasi anlamda neden böyle bir şey söylediniz? Yani Kırım'ı Türkiye'ye verelim cümlesini hangi gerekçelerle söylemiştiniz? Ben de bir şey söyleyeyim. Kırım'a Türkiye'ye verelim dedim. Это показывает вашу симпатию Турции, но как политик, почему вы так сказали? Какая цель была? По кючук Кайнаджирскому мирному договору Крым отошел к России. Но в нем есть строчка, что если русский флаг будет снят с Крымского полуострова, то Крым возвращается Турции. Кучу вот, к договору, Крым Руссевельде. А мы инерция,

Evet değerli izleyiciler orada çok önemli manidar cümleler var. Ee, çok yönlü diplomasi adı altında Rusya'nın Türkiye ile ilgili özellikle Akdeniz üzerinden, Suriye üzerinden bir cephe olarak çıkar ilişkileri üzerinden Türkiye'yi daraltmaya gittiğini görüyoruz. Buna karşılık da e, Türkiye ikinci hamlesini Kırım üzerinden cevap verdi. Beni fazla bunalıma sokma senin alanların veya interlandın içerisinde olan alanlara da. Geçmişte birikmişliğim vardır, ben de oralara müdahale ederim dedi. Karşılığında hemen bizim askerlerimize saldırmışlardı. Tam o görüşmeler içerisinde ikinci şehit vakasını yaşadık. Ee, bu şu anlama geliyor. Türkiye küresel ölçekte belki birileri beğenmese de coğrafyada artık bir yerlere doğrudan mesaj verebiliyor. Ee, Kutluk Hocam, Jurnoski'nin bu söylemi ne anlama geliyor? Biraz da bunu açalım mı? Tabii ee, ...Jirinovski aslında Türkiye'nin e, belli noktalarda öneminden belki bahsediyor. Az evvel e, değerli konuşmacılarımız da Türkiye'nin öneminden... ...ve ben de mevcut durumda Türkiye'nin çok farklı bir durumda olduğunu kabul ediyorum. Fakat e, bazı soru işaretleri var. Şimdi öncelikle e, savaş konusunda ben bir iki nokta söylemek istiyorum. Savaş daima... Bankalar tarafından kazandır. Neden? Çünkü ülkelerin savaş için ülkeler ucucuna bütçe yaparlar ve savaş için böyle büyük yığınakları yoktur. Savaş eskiden böyle orta çağda vesaire savaş şeyleri varmış kasaları varmış sandıkları varmış böyle bir şeysi yoktur. Borç alır ülkeler. Amerika da borç alır. Şu anda dünyanın en borçlu ülkesidir. diğerleri de borç alır. Dolayısıyla savaş çıktığı zaman bankalar bunlara uluslararası bankalar büyük borçlar verir ve kimin kazanacağını da aslında çoğu zaman bankalar ayarlar. Dolayısıyla savaşı kazanan daima bankalardır. Ama çağımızda başka kazananlar da var. Organ mafyası kazanıyor, işte diğerleri kazanıyor. Bir çok böyle kazananı oluyor savaşları. Şimdi. Ee, şöyle bir problemimiz var. Evet, Türkiye farklı bir durumda. Evet, Türkiye bir çıkışta. Fakat bazı gerçekleri de unutmamız lazım. Türkiye'nin büyük bir çıkışta olduğu dönemde ne oldu? Amerika Trump iki kez. Ee, birincisi e, papaz e, şeysinde Brunson. rahip Branson e, vakasında. İkincisi de e, bizim efendim e, Bar Barış Pınar'ı harekatında. Bütün hedeflerimizi ele geçirebilecek durumdayken belli bir noktada e, ekonomik tehditte bulundu. Şimdi Amerika'nın ekonomik tehdidi gerçektir. E, çünkü Türkiye'nin ekonomisi e, dünya ekonomik sistemi içinde e, kolaylıkla demeyelim ama e, saldırı altına alınabilecek durumdadır. Biz madem ki burada derin konulara bakıyoruz, bizim evet şu anki anlık durumları, askeri durumları, e, mükemmel işte politik şeyleri e, e, Cumhurbaşkanımız çok güzel e, efendim e, müzakereler yapabiliyor, karşı tarafın e, dengesini bozabiliyor. Evet bunlar. Kısa vadede, orta vadede çok önemlidir. Fakat uzun vadede, biz para sistemimizi değiştirmezsek, şu e, merkez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bank Türkiye Cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denilen e, bu özel e, bir firma olan bu e, merkez bankasını millileştirmezsek ki bütün dünyada da böyledir. E, Para'nın e, karşılığını veremezsek ki dünyada aslında e, bir merkez bankaları sistemi var. Hocam, bizim vardır. merkez bankası, bankamız e, özel değil mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası değil mi? E, hayır. Yani şöyle, bakın e, çok uzun ayrıntıya girmek istemiyorum. Oraya paraları orayı istiyorum. açarsanız, evet. yani kime çalışıyor? Şimdi e, tü, bizim paramızın. Ve dünyadaki hiçbir ülkenin de parasının karşılığı tam yoktur. Eski çağlarda paranın bir karşılığı vardı. Hı hı. Getirirsin üzerinde der ki bu e, 100 Türk lirasıdır. E, Bankaya getirirsin sana Türk 100 Türk lirası karşılığı e, gümüş ya da altın verir. Böyle bir karşılığı yok. Dünyadaki para sistemi şu anda tamamıyla bir grup elitin elinde. Bakın Türkiye'nin e, kağıt üzerinde Türk ekonomisi 1 milyar dolarlık diyelim. 1 trilyon dolarlık diyelim. E, adamın elinde, mesela bir, e, bizim üniversiteden mezun bir arkadaş var. 5 milyar dolar, 5 trilyon dolarlık bir e, yatırım şirketi var. E, e, Haceri Esvet dedikleri, a, alay etmek için, Black e, black Rock dedikleri e, yatırım şirketinin 20 trilyon doları var. Yani bu adamların elinde e, onlarca trilyon dolarlık... Para var. Çünkü nasıl yapıyorlar? Bir düğmeye basıyorlar. Bugün mesela bankaların para basma etkisi var. Nasıl parayı üretiyor? Adam kısmi rezerv sistemiyle akşamleyin iki tane tuşa basıyor ve para üretiliyor. Şimdi bu sistem içinde bizim bir para kontrolümüz yok. Bizim e, Erbakan'ın eski zamandan beri dediği, işte İslam dinarı dediği aslında çeşitli ülkelerle bir araya gelip karşılığı olan bir para sistemine geçmemiz lazım. Çünkü biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım bankacılık sistemi bütün bunları topluyor. Dolayısıyla bunların hepsi Türkiye büyük başarılar kazandı, şama girdi, şunu yaptı, bunu yaptı. Hiçbir değeri yok. Değeri evet, para sistemini kontrol edebilmemiz lazım. Kendi paramızı basabilmemiz lazım ve faize dayalı bu para sisteminden çıkıp diğer bize benzeyen ülkelerle ortak bir yapıya girmemiz lazım. Bu olmadığı sürece evet büyük başarılar görünebilir, büyük gurur duyacağımız şeyler olabilir, büyük fedakarlıklarla. Fakat İngiliz ya da dünya finans sistemi bunu bir anda sizin Kendini altınızdan ülke var mı hocam bu sisteme çekebilir. karşı? yani yani bu sistemin Amerikan, içinde şimdi, bizde de genelde böyle bir şey yapıldığı zaman efendim batıdan bir takım örnekler getir derler. Hayır. Bu sistem. Yok, yok öğrenmek için. Söyleyeyim. Hayır efendim yani şu Kore, anda belki işte Kuzey Kore belki bu sistemin Kore, dışında. <laughs> sistemin dışında olmayan olur. yok. Ama Sistemini Rusya Rusya, Çin Türkiye, İran sürekli olarak ya nasıl bu dolar sisteminin dışına Tabii. çıkabiliriz? Nasıl merkez bankaları sisteminin dışına çıkabiliriz? Dediğiniz anda üzerine geliyorlar. Geliyor. Yani e, her şey yapabilirsiniz. Adamlar seyrediyor. Aa işte ona demiş. Kılıçdaroğlu böyle demiş. İşte falan bakan böyle demiş. rahat Seyrediyor. Yani. Ama kalkıp da buna dokundu. Ama bunu yapmamız lazım. Yani bana e, işte müsaade etmiyorlar diyerek kaçarsak e, istediğimiz yatırımı yapalım. Bunu gene elimizden kaybedeceğiz. Dolayısıyla Bu para sistemini değiştirmemiz lazım. Çin'in değerli daha... bir olmasına yetti hocam. Çin'in de böyle Hı. hocam çok değerli bir kişi, büyük şeyler yaptı, büyük geçmişinde hakikaten Türkiye'ye büyük faydalar gösterdi. Turgut Özal da hepimizin sevdiği, vefatında bütün İstanbul'un, bütün işte Türkiye'nin ayağa kalktığı çok değerli insan. Fakat sayın Turgut Özal olsun ya da günümüzde sayın Cumhurbaşkanımız olsun ee, bu para sisteminin dışına çıkmadığımız sürece e, ekonomik o zaman, olarak ye yeterli midir? Yani böyle bağımsızlığını ilan edebiliriz. Şimdi bakın çok kolay bir şey bu. Ee, para dediğimiz şey nedir? Para dediğimiz şey çok devletin devletin. E, e, çünkü etrafındaki insanlar bu konunun çok e, Vakıf değil ve etrafındaki insanlar Efendim olur mu koskoca Yüce Batı yapardı bu yapsa diyerek çok basit bir sisteme Çünkü para aslında devletin tanımladığı bir şeydir oturup tanımlıyor yani ne olduğunu karşının ne olduğunu falan hı hı. bunu ona göre tanımlayacak ve kendi içimizde olacak bir sistemi oluşturmalı çok zor değil e, bunu yapacak insanlarımız var e, bakın eee bir özelliğimiz var. Türkiye'nin diğer ülkelere bir avantajı var. Bunu bilmiyoruz. Bu nükleer silah değil. Bu acayip böyle gerin, derin devlet Endor'un falan. Bir özelliğimiz var. Mükemmel. Bu da Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetten gelme bir özellik. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki efendim bir e, borç verdiğiniz zaman bunu zamanlı bir senet yazacaksınız diyor. Biz de buna dayalı olarak Yazın. vadeli çek denilen bir uygulama var. Dünyada hiçbir ülkede yok bu sadece birkaç Müslüman ülkede var. Aslında paranın çıkış yeri de bu. Vadeli çekler Çin'de yapılmıştı. Sonra e, efendim e, şey e, Kubilay Han onu devlet parası haline getirdi. Tamam. Vadeli çek sistemi Türk ekonomisinin aslında hala ayakta kalmasını 2008 krizinde ki ekonomiye, çökmemesini... Rusya ilişkilerinden ekonomiye Hayır. Giriyorsun. bakın Rusya Türkiye ilişkisini çözersiniz, çözemezsiniz. 5 yıl yaparsınız, 3 yıl yaparsınız. Bu ekonomik sistemi oturtmazsanız 5-10 yıl sonra, e, 20 yıl sonra gene elinizden alırlar. Borca dayalı para sisteminden sarfına zar edip üretime dayalı para sistemine geçmemiz. Aynen bu şekilde hoca hocam dediği. Merkez İngilizlerin elinden alıp, alıp ki bu İngilizler büyük adada otururlar. Gümüş Tanıyoruz evet. Mi? büyük aileleri. Mezarlığa defnedirdiler İngiliz mezarlığına. Evet. Hala o mezarlık çalışıyor. Kimler diye sorduğumda bazı aileler var. Büyük adada oturan onlar defnediliyor diyor. Ha. Büyük adada niye o lanet toplantı yapıldı? 15 Temmuz evet. arifesinde. Rahmetli Erbakan Hoca, 28 Şubat'ı yemeseydi darbeyi, 28 Şubat sonrasında inşallah bak bu 28, 29 çekiyor bu sene Şubat görebilseydik. Biz bu nakde dayalı, borca dayalı değil, üretime dayalı, dayalı. para sistemine yani TL'yi bağımsızlığa getirebilecek. Peki. İnşallah. Cevap bu yani. Cevap Peki. hocamın dediği. Tamam hocam teşekkür ediyorum. Ee, Jurnoske biraz gelelim ekonomi sisteminden özgürlük alanına. Evet e, bu yıl belki e, an itibariyle de Türk-Rus ilişkileri üzerinden savaş senaryoları konuşulurken ekonomik bağımsızlığı olmadığı sürece daha bunları çok konuşacağız yani... diyor hocam. Ee, birincisi biz e, Suriye'de özellikle Tel Rıfat üzerinden biraz bakalım. Tel Rıfat'a Türkiye tekrar bir temizlik harekatına girip girmeyeceği üzerinden, bölgeyi okuyup okumayacağı üzerinden tekrar e, bizim toprağımız olan e, Suriye toprakları içerisindeki mezarlığını taşıdık. Tekrar naaşı oraya götürmemi söz konusu olabilir mi? Efendim bu akşam oradaki biliyorsunuz valimiz var şimdi bizim Suriye'de. Hı hı. Antep vali muhabimiz orada ondan aldığımız bilgiye göre bu akşam bir kasabayı daha daha bıraktığımız kasabayı daha almıştı. Birazcık karşı taraf. Serakin bölgesi ve yakın bölgeyi Geri, tekrar kuşattığı söyleniyor. Hı hı. Şimdi bakın biz haklarımızı masaya koymamız lazım. Burada tarihten gelen haklarımız var. Hı hı. Bu kadar milyon insanı burada besliyoruz bu sofrada. Bu ekonomiden besleniyor bunlar. Bunlara misafir etmemizden ötürü ödediğimiz bedellerden doğan haklarımız da var. Bu adamların da o memlekette bir ta şey hakları var. Tapu hakları var. Hı. Kaç milyon? 16 milyon. Kaç bin dönümdün sen? Bu kadar bin dönüm. Bana ne kadar adam iltica etti mülteci oğlu? Şu kadar bin. Kes kardeşim şuradan bu tarafı. Bu devam ediyor. Hangisi? Bu Allah kahretsin yüz verdiğimiz, pasaport verdiğimiz ama hı hı. projenin devamını getirmedi bizden sonrakiler. Ben getirdim dono şeyin Çankaya'nın kapısına kadar iki tane adamı bağladım. Kalabani ile Barzani ikisi küstü ikisini de barıştırdım. Ellerine de pasaport verdim. TC vatandaşı yaptım. Benim vatandaşım olarak gidin yurt dışına bana ihanet etmeyin. Bu garantiyi de aldık. Ama maalesef bizden sonraki gelenler tamamiyle Amerikan oyununa yaptılar. Musul Vilayet Konseyi'ni reddettiler. Özal bunu yaparken kent otelde 64 tane 63 tane Kürt aşiretini topladı... Musul vilayetinin tarihsel haklarını getirdi masaya koydu. Bu haklar orada dururken ben bu Kürtleri kimse kusura bakmasın gelip Akdeniz'de Suriye'nin üstünden çıkartmam. Sağ olduğum müddetçe. Üç tane de uşağım var torunlarım da geliyor arkada. Hepsine de vasiyet yazarım. Çıkamazlar. Çünkü bu çıkacak oyun İsrail ile aramızdaki bir tampon devletçiktir. Öyle mi hocam? Ben bu tampona müsaade edemem. Bu Türkiye'nin güvenliği meselesidir. Onun için ben diyorum ki beyler Orta Doğu'da güvenlik konuşmayacağız. Mezopotamya'nın sahibi ve onun güvenliğini konuşacağız. Mezopotamyalıların güvenliğini konuşursak, onların güvenliğini konuşursak, Suudi Arabistan'ın da güvenliği var. Suudi Arabistan'a giden o kadar ümmeti Muhammed Hacı'nın da güvenliği var. Katile, hırsıza teslim edilmeyecek kadar kutsi bir hac vazifesine giden el hüccacımızın yol güvenliği var. Yol güvenliğinin olmadığı yıl haç farizası insanın üstünden kalkar. Ama Hoca. fetva verecek bir ilahiyatçın yok hocam. Yok. Bir ilahiyatçın yok çünkü hepsi İsrailiyatçı olmuş Allah kahretsin. Ya bu doğrusu bu. Dik duralım dedim. Şu adamı ben takır takır deviririm. Cebimde bir film var. Bu yapılmış olan Ecat Kalesi'nin yerindeki o tavırın üstündeki hilal Kabe'nin üstüne yemin ediyorum sana o binanın yapılışı bile bir plan dahilinde. Arkadan vuran şeyle güneşle birlikte iblisin abanması gibi düşüyor. Evet. İblisin abanması gibi düşüyor İnternette görebilirsiniz bunu. Evet. Ya bunu yaptılar. Bu adiliği yapan adamların o devletin başında durmaya hakkı yok. Onları çöle kadar bizim sürmemiz lazım. Ahir zaman hadisi yani. Yani Aynen. bunlara bu rezillikleri dile kim getirecek? Türklerden başka bunu getirecek insan yok. Yok. Ama maalesef benimkiler hala gidip o toburda sifon çekiyorlar Kabe'ye. Ben bunları benimseyemiyorum. Tayyip Bey'in sonunda lütfen... Fark etti bunu ya günah çıkarmaya mı Cumhurbaşkanı mı? da tam da bahsetti oydu. E, bu oy umreyi de. tamamen turiz şeye çevirdiniz. Evet. Ee, yani turizme çevirdiniz. çevirdiniz. Yani daha önce ben bu T ekranlarda Bir dönem hacca gidenler beyaz eşya için, elektronik eşya için gidip o hac vazifesini yerine getiriyordu. Daha önce, Şimdi de... daha önce, bu ekranlar aslında çok radikal konuşmalar yaptı. Ben aslında başka diğer televizyonlarda da söyledim. Dedik ki bak hedef şöyle saptırılıyor. Kudüs İsrail'in işgali altında değil mi? Doğru. Ki ben de diyorum ki Müslümanların gerçek kıblesi Suud'un işgali altında, zihniyet olarak, zihinsel anlamda ki ben Suud ailesine Müslüman kimlikli Siyonistler diyorum. Yani bir nasıl evangelistler, Hristiyan Siyonistlerse, evet. Suud ailesi, Bağış rejimleri bunların hepsi İsrail'in yayılmacı politikaları için çalışır ve aralarında bir dayanışma vardır. Mekke ve Medine işte bu Suud ailesini söylüyorum. Bu İslam kılıklı, vahhabi kılıklı Siyonistlerin işgali altındadır. Dolayısıyla Son destekleri de çıktı evet, hocam. yani dolayısıyla vermedin, ilk hedef evet. ilk hedef Kudüs'ü kurtarmak değil. Aslında ilk hedef İngilizlerin kurduğu bu İslam kılıklı Suud ailesinin Müslüman Siyonistlerin işgalinden Mekke ve Medine'yi özgürleştirmektir. Eğer zaten Mekke ve Medine hakikaten özgür olsa, Müslümanların ortak bir konsensüs tarafından yönetilmiş olsa, o yüz katlı bir binayı Kabe'nin tepesine dikerek Allah'ın yani Hz. İbrahim'in inşa etmiş olduğu o kıble bu hakaret yapabilirler mi? İstediği şekilde böyle davranabilir mi? Davranamazlar. Dolayısıyla Bizim sorunlarımız aslında içeride. Peki, bizim sorunlarımız yani, burada. Bu Suudi Arabistan'daki e, bir Müslüman'ın sorunu değil mi? Yani bir Mısır'dakinin ya, sorunu Mısır'daki sorunu değil mi? Suudi Arabistan'da ben kalmadım ama... Buradaki halkları neden Türkiye bu yani, denli e, bir, öyle, bir uyarı niteliğinde bir, şu, bir şey yapıyor? Uyarı şu, Mısır'ı falan çok iyi biliyor. Suudi Arabistan'a yani almadılar beni. Daha doğrusu cidden öteye geçemedim. Suudi Arabistan'da çok kalmadım ama yani literatürü bilirim. Suudi Arabistan gerçekten cani bir yönetimdir Suud ailesi. Her türlü desisen, her türlü katliamın yapıldığı. Yani halk evet zengin gözükebilir. Yani halkın cebinde para vardır ama Suud ailesine karşı en ufak bir başkaldırının cezası idamdır. Kelleniz gider yani. Suud'daki o şurta sistemi yani o ahlak polisinden tutun Suud Arabistan'ın istihbaratına kadar Suud ailesinin hakkında bir eleştiri dahi sizi Yıllarca hapishanede çürütüyor. Ha 13 yaşında yapıyor. Bir... Adam 23 evet. yaşına geliyor. Bir fotoğraf buluyorlar. Gene idam Tabii. ediyorlar. Yani hapishanede çürütüldüğü <laughs> gibi bu yetmez. Çelleriniz gider. Yani şöyle bir aileden söz ediyoruz. Yani işte Türkiye'de gelip işte bir gazeteci karga tulumba kesecek kadar canileşmiş. Ve Suud Sarayı bak söylüyorum Suud Sarayı ve Suud ailesinin içerisinde belki Vatikan'da olmayan desiseler batıda olmayan her türlü rezilliğin fuhuşun, her şeyin mevcut olduğu bir saraydan. Birçok izleyicimiz tarafından şöyle bir şey deniyor. Bir. Bu dil de yanlıştır dense nasıl bir cevap? Hangi dil? Yani her türlü fuhuşun vesairesi Suudi ailesi içerisinde değil Hayır değil yok. Değil ben sana videolarını göstereyim e şey, ya. Mesela, adam, biliyorum ben. Hayır diyor. hayır. Ya Suudi adam... Arabistan değil. Adam yurt dışına gidiyor. Londra'da otelde kalıyor. Evet. E, ya da evde ya, kalıyor. Ya Üstel... çıkmayan, gece aleminden ya, çıkmayan, yapıyor. pavyondan çok afedersiniz belki azımıza azımıza çık. Ya, ya ben çıkmayan, Bak aşağı içeride bir kitle yine... İslam'a bekçilik yapması söz konusu ya, olabilir olamaz mi? olamaz şöyle bir şey. Var içlerinde şöyle. Ya biraz tamam yani istisnaları kaydı bu olmaz. var. Aslında. Faysal gibi. Hı, hı Faysal gibi hakikaten Faysal'e Türkiye'dir hatta. Neyse yani evet. şimdi onun annesi, Bunun annesi bile hatta. Türkiye'den gitmedi. gitmedi. pazar kökenidir. Hı hı. Şimdi bunu tabii bu aile içerisinde hakikaten hiç Müslüman, takva adam yok mu? Var tabii ki yani. Fakat bunların hepsi tasfiye edilmiştir. Yani Suud ailesinin içerisinde hakikaten böyle yeri geldiği zaman aile içi cinayetler olur. Yani içi geldi işte Faysal'ı ne yaptı? Kardeşinin oğlu yeğeni öldürdü yani. Öbür faysal öldürdü onu. Katletti. E ne oldu sonuç? Şimdi e i̇ki sene evvel otel kapattı. Otel kap iş? işkence yapmak için. İşkence işte, yaptı. Dedi. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey Barlıcanın var. Bizim, hepsini Bizim sorunuz şu var. Yani Müslümanlar yani topu taca atmak istemiyorum. Yani İsrail karşıtı olmak basit bir şey. Bazen de bu İsrail karşıtlığı bir propaganda olarak kullanıyor. Ona da canım sıkılıyor. Ya esasen yani içimizde Yahudiler var. Müslüman kılıklı Yahudiler var. Yani içimizdeki İsrail tabiri çok önemli bir şeydir. İslam dünyasının içindeki İsrail. Yani İsrail, bir Suudi Arabistan'da bir İsrail var. Hatta Türkiye'de bir İsrail hı hı. var. Tüm İslam ülkelerinin içerisinde bir içimizdeki bir İsrail kavramından bahsetmek gerekir. Hatta işte Barzani'nin sarayında da bir İsrail var. Yani anlatabiliyor muyum? Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla İçimizdeki bu İsrail'in evet. şey nedir? E, neydir? Uzantılar nedir? Finans soruyla. Bak. Yalçın Hocam onu özellikle e, ifade etti. E, ben şu dile de biraz karşıyım. Kürt tanımı yapılırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, değerlerine bağlı ve Türkiye'nin çıkarlarına her türlü vatanseverlik noktasındaki olan e, PKK terör örgütü veya e, Hero Taliban'in Celal Taliban'in barbarlığı üzerinden veya Mesut Barzani ailesinin çıkarları üzerinden Kürtlerin okunmaması gerekiyor. Ya onu ben söyleyeyim bak şunu söyleyeyim bak ben, ben de rahatsız ederim. Ben hayatım boyunca hep ırkçılığa karşı mücadele ettim. Hı hı. Ben tarih boyunca beraber yaşadığımız Müslüman kültürüne, tarihine bağlı Kürtleri kastetmiyorum. Hı hı. Kürt siyasal hareketlerinde, aynı bu Türk siyasal hareketlerinde de var. Yani mesela işte Kaliforniya Üniversitesi'nden Yonah Sabar, Gidiyor, kasıtlı olarak ki Barzani ailesi diyor, Yahudi, de, Yahudi o, diyor, yalan böyle bir şey yok. Barzani Barzan bölgesinin muhasebe Barzani evet, Barzan bölgesinde Yahudiler var ama var. bu şu anlama gelmiyor. E, Barzan gelmiyor ailesi Türkiye'de o, de bir bölgede Yahudiler var, o bölgenin tüm isimler Barzancı ailesi Barzancı ailesi neyse, şimdi şunu söyleyeyim. Ee, onu kastet Barzani ailesinin köken olarak da Vandan gitme olduğunu biliyoruz değil mi? Şimdi şöyle, yani onu kastetmiyorum. Yani Kürdo Jüdaiç devlet derken Kürt halkını kastetmiyorum. PKK'yı PYD'yi ve Türkiye karşıtı, İslam karşıtı, Kürt siyasal hareketini örgütleyen siyasal akıl hı hı. Yahudidir, Siyonisttir ve dolayısıyla Kürdüş Jüdaik devletler ki bunu kastediyorum. Ben ne zaman şunu söylüyorum zaten. PKK Türklerin değil aslında Kürtlerin düşmanı. Bir, Birinci derecede düşmanı. Kürtlerin düşmanı. bir. Peki bir e, hocam birkaç dakikayla siz de özetlerseniz sevinirim. E, anlıyoruz ki ekonomik vesaire özgürlük alanlarında bağımsızlık ekonomiden <laughs> geçtiğini anlıyoruz. Özellikle önümüzdeki süreçlerde Türkiye bu anlamda ne yapmalı desek birkaç dakikayla nasıl özetlersiniz? Hmm. Vallahi Yapılması gereken şey belli. Yani bir defa Türkiye birincisi kendi ayakları üzerinde durmasını bilmeli, hı hı. kendi sahip olduğu toplumsal potansiyellerini harekete geçirmeli. O çünkü artık bu saatten sonra Türkiye'nin hiçbir atıl potansiyeline potansiyele ihtiyacı şeyi yok, yani tahammülü yok. Hı hı. Onun için var gücüyle zaman kaybetmeden her alanda, her anlamda hem akıl açısından hem üretim maddi üretim açısından Türkiye artık çok hızlı bir şekilde üretime geçmeli. Bir de Türkiye artık madem böyle bir söylemin içerisine girdi o zaman kendisine yetebilecek veya kendisini koruyabilecek bir çok oldukça güçlü de bir maalesef ama maalesef öyle söylemek zorunda kalıyoruz. Bir silahlı kuvvetlere de ihtiyacı var. Yani önemli olan şey o. Birincisi ekonominizi güçlendireceksiniz. Üretiminizi çoğaltacaksınız. Güçlü bir ordunuz olacak. Üniversiteleriniz özerk ve üretir bir hale gelecek. Eğitiminiz de çok kaliteli, ciddi bir şey. Bu biraz önce Suudi Arabistan'dan bahsedildi. Ben mesela bakın Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan. Ben bu bölgeleri bilirim. Yani bu bölgelerde şu şu anda para yok ama inan ki o para hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Kartondan bir şey, mukavvadan bir bina. Hı. En ufak bir tefek gitmede yıkılır. Hı. Çünkü bir, o petrolü kendileri çıkarmıyor. Batılılar çıkarıyor. Onu Hice çıkarabilecek de teknolojileri de yok. yok. İkincisi ve de en önemlisi gelişmiş insan unsuru yok. Mesela Suudi Arabistan'da insanlar çalışmıyor. Yani bir soğutlu, elektrikse şey tekniker, eleman bulamazsınız ya Hintlidir ya Pakistanlıdır Maalesef. ya Filipinlidir ya Bangladeşlidir ya Türk'tür. Aynen. Onun için bu bu tür şey bu para önemli bir şey değildir. Önemli olan sizin üretime geçmeniz ve üreterekten bir maddi güce sahip olmanız gerekmektedir. İkincisi de ama bu üretimle beraber akılsal, zihinsel olarak da gelişiminiz, üniversiteleriniz bu anlamda ekonominizle beraber üniversitelerinizin de gelişmesi gerekiyor. E şimdi Suudi Arabistan'da ben şeyde 4 sene kaldım Riyad'da. Bir tane kitapçı bulamadım orada. Yani üniversitelerin çevresinde bir tane Yarın. iki tane kitapçı olmaz mı ya? Bu insanlar ne okuyorlar, ne yapıyorlar, ne diyorlar? Anlatabildim mi? Onun için bizim çok ciddi bir şekilde kendi sahip olduğumuz, kendimize bakın biraz önce de o şeyi söyledik. Yani Türkiye 1920'lerde ve 30'larda çok ciddi bir operasyonla geçir, geçirdi. Ezanın ne tutun. Camilere Abdullah Cevdet gibi camilere binme sıraların konulması. Değerlerinden uzaklaşması için Ama değil. bakın ama hı hı. şurası çok önemli. Ama bütün bu operasyonlara rağmen, bütün bu dışarıdan dayatmalara rağmen Türkiye yine kendi şeylerine döndü. Kodlarımıza biraz temiz maya kalmış anlaşılan. Kodlarımıza döndü. Onun için o operasyon da tutmadı tutmayacak ve bundan sonra da Türkiye kendi ayakları üzerinde yürümeye devam edecektir. Yani. Başka Peki çok bu. teşekkür ediyorum. Ben her konuma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili yönetmenim e, özellikle Zeyt Aslan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Gümüş Bey'e de çok teşekkür ediyorum. i̇zleyicilerimizin birçok mesajı var. Bunların hepsini tabii e, tek tek değinemedim ama birkaç tane en azından özetlemek zorunda kaldım. Çünkü çok yazıyorlar. Kendilerine tekrar burada teşekkür ediyorum. Ama burada çok önemli bir husus vardı. Sağ olsun Yalçın Hocam özellikle Doktor Cihat Aydın Yayıcının eseri. Bu önemli bir eser. Türkiye Libya'nın komşusudur. Bunu bilmeden, okumadan, derinliğine inmeden Türkiye'nin çıkarlarını anlayamayız. Mümkün. Dolayısıyla ana muhalefet liderinin ne işimiz var orada dediğinde herhalde çok düşünmemiz gerekir. Bu sadece itaatçıların veya dönemin ihaneti içerisinde bulunanlar değil. İhanetçi her dönemde var olduğu gibi halen de mücadele etmemiz gerektiği inancındayım. Haftaya derin kutuda görüşmek üzere. Hayırlı geceler diliyorum.